Kanunçu ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben. Geniş Açı programına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, 1248 delegenin, 1247 delegenin 948'inin oy kullandığı Önder Sav, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel sekreteri Önder Sav ve eski genel başkan Deniz Baykal'ın katılmadığı, Mersin Milletvekili İsa Gök'ün protesto ettiği Cumhuriyet Halk Partisi tüzük kurultayını konuşacağız. Gazeteci konuğumuz İsmail Akar'la birlikte, çünkü dakika dakika İsmail Akar kurultaydaydı. Kendisindeki notları bizlere aktarmasını rica edeceğiz kendisinden. Söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi tüzük kurultayını konuşacağız efendim. Bu manada muhakkak bize katıldığınız veya katılmadığınız noktalar olacaktır. Nasıl ulaşacaksınız? Hemen iletişim bilgilerini verelim. Telefonunuzun mesaj bölümüne girip kanal 3 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra soru ve düşüncelerinizi yazıp 38-34'e gönderiyorsunuz. Aynı zamanda Twitter'da da sizlerle birlikteyiz. Twitter.com bir Yasin Köksal'dan bana mail ya da tweet gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yasin.koksal@kanaluc.com.tr'den bize ulaşmanız mümkün. 0272 alan koduyla birlikte 246 36 çift sıfırdan gelecek olan bütün soruları arkadaşlarımız şu an telefon başlarında not etmeye hazırlanıyorlar. Hemen konumuza dönelim ve Sayın Akar'a hoş geldiniz diyelim. Sayın Akar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, sağ olun. Sevgili izleyiciler, söylediğim gibi 1247 delegenin 948'inin oy kullandığı Cumhuriyet Halk Partisi tüzük kurultayını konuşacağız. Ve hemen soralım gazeteci abimiz İsmail Akar'a. Siz oradaydınız baştan sonuna kadar. Şöyle genel hatlarıyla değerlendirmek gerekirse, hani izleyicilerimiz de bugün haber sitelerinde de düşmüş, CHP'de kavgasız kurultay olmaz manşetleri yer alıyordu internet sitelerinde. Öyle mi oldu? Evet, önce tüm ekran başındaki izleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunalım. Ayağımızın tozuyla Ankara'dan geldik. Soğuk bir Ankara havasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 16. olağanüstü kurultayıydı. Evet. 33 tane de Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultay yaptı. Yani şöyle baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin her 2 yılda bir veya 1,5 yılda bir kurultay yapan bir parti görünümünde. Ve şunu da eklemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kurultaya giderken gitme amacı neydi? Neden böyle? Muhakkak oralara da gireceğiz ama şöyle ama genel hatlarıyla oradaki hava nasıldı? İsterseniz oradaki izleyicilerimize aktarmak babında. Yani biraz önce senin söylediğin gibi tartışmalı bir kurultay tam anlamıyla kelime olarak tam oturmadı diyelim. Çünkü bundan önce yaklaşık 7 yıl önceki kurultayı da hatırlıyorum ben. Mustafa Sarıgül'ün genel başkan adayı olduğu, Deniz Baykal'ın apar topar salondan atıldığı, otur yerine diyerek biraz da terslediği kurultayı hatırlıyorum. Öyle bir görüntü yoktu. Coşkulu, güzel bir mesaj verildi aslında. Biraz önce senin söylediğin gibi de 948 delege katıldı. Arena Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı Ankara'da, ki Ankara'nın en büyük spor salonu. Tahminim 12 bin kişilikti. Yalnız 20 bin kişiye yakın bir insan vardı. Kurultay'da delegelerin dışında yani dikkat çeken konulardan birisi 900'ün üstünde yerel sözlü ve işitsel basın mensubu vardı. Hem internet anlamında hem yazılı görsel anlamda basında yoğun ilgi gösterdi. Dış temsilciliklerden gelen büyükelçiler vardı. Ve delegeler bu yeni hazırlanan tüzük konusunda, biliyorsunuz daha önceden de bir tüzük komisyonu oluşturulmuştu. Evet. Bu tüzük komisyonunun raporunu oylayacaklardı. Orada küçük bir tartışma çıktı. İsa Gök, Mersin milletvekili, kurultayın toplanması konusunda yeterli sayıya ulaşılmadığını iddia ederek bir önerge vermeye girişiminde bulundu. Zaten ilk başta Kemal Kılıçdaroğlu salona girerken önce konukların olduğu bölümden girdi. Daha sonra delegelerin olduğu bölümde tüm salonda bulunanları selamladı. Muazzam bir coşku vardı. Yani bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan bir kurultay olarak algılamamak lazım. Ama iş şurada koptu sevgili Köksal. Adnan Keskin, Denizli Milletvekili, divan başkanlığına adaylığı önerisi geldiği anda salonun kürsünün sağ tarafında bulunan bir grup bunu protesto etti. Yani bir anlamda Adnan Keskin'in divan başkanı olmasını istemez bir tutum sergilediler. Daha sonra da
Diğer divan üyeleriyle birlikte Adnan Keskin kürsüye geçip konuşma yapması aşamasında da İsa Gök kurultayın delegeler yeterli sayısının olmadığını içeren bir dilekçeyi sürekli vermek için kürsüye yanaştı. Yanında birkaç arkadaşla ekranlarda birlikte. Da zaten zaman zaman evet. Yansıdı bu. Ve bu sırada bir tartışma çıktı. O anda Kemal Kılıçdaroğlu tek konuşma yaparken de aynı tartışma devam etti. Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu çok sert bir açıklama yaptı. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu uzun zamandır tanıyorum sevgili Köksal. Bugüne kadar bu kadar sert olduğunu hiç görmemiştim. Verdiği mesajlardan, muhaliflere karşı mesajlarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kurultayını sabote etmek kimsenin hakkı ve yetkisi dahilinde değildir şeklinde çok sert bir açıklama yaptı. Bu açıklamasından sonra da zaten İsa Gök salonunda dışarı çıkarıldı. Tabii salon dışında da bazı gelişmeler oldu. Erhan Şimşek eski İstanbul İl Başkanı. Bunun ilginç bir açıklaması var. Evet. Diyor ki biz ev sahibiyiz, içeridekiler kiracı şeklinde. Yani böyle bir kurultay havası yaşandı. Buna benzer yaşandı. Açıklamalar da var ki Sayın Önder Sav da eski Cumhuriyet Halk Partisi eski genel sekreteri Önder Sav'ın da yapmış olduğu bir basın açıklaması var. Aynı zamanda Sayın İsa Gök'ün onları da ilerleyen zamanlarda evet. Ekranlara getireceğiz ama... Ben salonun havasını istersen bir evet. Anlatmak isterim. Pankartlarda neler yazılıyordu, sloganlar neydi? Yani ilginç pankartlar vardı. Mustafa Kemal'dan denizlere, ki deniz gelmişlere 1968 kuşağını anlatıyor. Denizlerden bizlere tam bağımsız Türkiye sloganı, pankartı çok dikkat çekti. En az %33 diye bütün kadınlar, her ilden gelen kadınlar döviz açtılar. Yani bu da şunu gösteriyordu. Daha önceden kadın kotası Cumhuriyet Halk Partisi'nde %20 idi. Yeni tüzükte %33'e çıkacak. Evet. Ve bunu anlatmayı içeren, yani bundan memnun olduklarını gösteren bir döviz taşıyorlardı. CHP'nin rotası kadın kotası. Aynı biraz önce söylediğim şeyi destekleyen mahiyette bir pankarttı. Memleket ne zaman dara düşerse yürekli bir Kemal ortaya çıkar şeklinde Mustafa Kemal Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu evet. birleştiren bir pankart vardı. O karanlığı yırttı, aydınlığı sen getireceksin. Yine Mustafa Kemal Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu birleştiren bir mesajdı. Yolumuz yolunuzdur şeklinde destek veren bir döviz yine gözümüze çarptı. Yaşasın tüm bağımsız Türkiye şeklinde pankart vardı. Biraz önce sen de konuşmanın başında söyledin. Önder Sav yoktu eski genel sekreter. Deniz Baykal da yoktu ama Deniz Baykal delegeleri, ekibi bu kurultaya katıldılar ve destek verdiler. Bunun altını çiziyorum. İşte burası enteresan aslında. Hayır, daha önceden Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal'ın 3 sefer görüştüğü bilgisini aldım. Evet. Şu vardı yalnız Sayın Akar. Sanki böyle medya ya da basına Önder Sav diyorum. Sayın eski genel başkan Deniz Baykal da Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli bir çekişme halinde olduğu gibi yansıtılmaya başladı. Özellikle bu kurultayda da öyle miydi? Muhakkak oralara geleceğiz ama istersen biraz başa dönelim. Sayın Önder Sav ve Deniz Baykal'ın yapmış olduğu bir tüzük ve bugün ısrarla değişmesi gerektiği noktasında yine Deniz Baykal ve Önder Sav'ın her ne kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu tüzüğü değiştireceğim ki muhakkak böyle söylemleri de vardı. O da ekranlarda izleyicilerin karşısına geldi. Ancak daha sonradan ne oldu da Önder Sav ve Deniz Baykal'ın hazırlamış olduğu tüzük onlara birden ters geldi? Şimdi aslında tüzük bir bahane. Genel başkanlık şahane. Evet. Yani tüzüğü bahane edilerek genel başkanlık seçimi için bir rövanş alma diyelim. Bir yoklama diyelim. Adına nasıl ifadelendirip bir anlamda bu tüzüğü kullanarak delegenin sayısını ölçmeyi getiren bir olay aslında. Şimdi bundan önceki dönemlerde hatırlarsın o kurultaydan sonra da gelip sizinle bir program yapmıştık. 14 ay önce genel başkanlığı koltuğuna oturmuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Ve 14 aylık süreç içerisinde bu tüzüğün değişmesi gerekiyordu aslında. Yani şimdi hakkaniyette konuşmamız lazım. Ama bu süreç içerisinde bunu gerçekleştiremedi. Evet. Bir sürü nedenler var bunun, gerekçeleri var. Çünkü parti meclisinde değişmeler oldu, MHK'da değişmeler oldu, referandum seçimi geldi, daha sonra genel seçimler geldi derken yurt gezileri buna, falan. Buna Baykal'la Sayın Sav'ın
artık yandaş demeyelim de kendilerine yakın isimlerin parti tasfiye meclisinden edilmesi, tasfiye edilmesi tabii, tabii. Muhakkak bunlar da, etkendi, bunlar da değil etkili mi? Oldu. Doğru söylüyorsun. Yani bunlar da etkili oldu. Yani sonuçta birlikte yola çıktıkları birçok insan şu anda parti meclisinde ve MYK'da yok. Ve birlikte olması hareket gereken etmiyorlar. Oldu gibi geliyor bana yani, ama tabii detaylar sizde. Tabii bunun yorumunu izleyenler, biz düşüncelerimizi söyleyelim. İzleyenler artık ona göre değerlendirme yapsınlar. Tabii Deniz Baykal yoktu, Önder Sav yoktu. Yalnız güzel bir jest yaptılar sevgili Köksal. Hikmet Çetin'i anons ettiler. Eski CHP Genel Başkanı'dır. Murat Karayalçın'ı anons ettiler. Ve Altan Öymen'i anons ettiler. Ve bu üç eski genel başkan da salondan bayağı alkış aldı. Olumlu tepki aldı. Bir başka detay yine. Doğan Yurdakul, ODTV yöneticisi. Mehmet Haberal, biliyorsunuz o Murat Milletvekili cezaevinde. Ve Mustafa Balbay, İzmir Milletvekili, yine Silivri cezaevinde. Bu üç kişinin mektubu okundu, mesajlar okundu daha doğrusu. Burada da salonda bulunan insanlar coşkuyla karşılık verdiler bunların mesajlarına. Gelelim sizin söylediğiniz şeyde, daha önceden birlikte oldukları halde, şimdi bu tüzük yapılırken Deniz Baykal Genel Başkan, Önder Sav Genel Sekreterdi. Hatta öyle bir hal ki Hakkı Süyavukay bu tüzüğün yapımında bizzat Önder Sav'ın en güvenli isimlerden birisi. Bu tüzüğün yapımı konusunda birlikte yol alan arkadaşları. Daha sonra burada sıkıntı şuydu. Daha önceki yapılan tüzüğü anlatıyorum. Genel Başkan'ın adı Yasin olur, İsmail olur, Deniz Baykal olur, Kemal Kılıçdaroğlu olur, hiç önemli değil. Genel Başkan'a çok büyük sorumluluklar ve çok büyük yetkiler veren, yani bir anlamda iki dudağının arasında kararları uygulamaya sokabilen bir tüzüktü bu. Daha önceki yapılan tüzük. Ve Genel Sekreter'in yetkilerini de düşüren bir tüzüktü. Genel Sekreter de biliyorsunuz Önder Sav'da çok uzun zamandır, yaklaşık 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri. Bu zamana kadar tek başına Genel Başkan Deniz Baykal'ına rağmen diyelim, birçok şeyi kendi başına halleden bir siyasetçiydi. Bütün bunlara rağmen göğüs gerdi. O değişen tüzüğü, kendi yetkilerinin bir kısmının alınmasına rağmen göğüs gerdi. Ve ne yaptı? Bu tüzüğe göre yine Deniz Baykal'la birlikte çalışmaya başladı. Ta ne zamana kadar? 14 ay öncesi. Kaset olayına kadar. Ve oradaki gelişme hafızalarını şöyle yokladığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na da genel başkan olması konusunda teklif götüren ve senin genel başkan olman lazım diyen Sayın Önder Sağdır. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğundaki çok büyük bir destek vardı. Hatırlanacağı gibi yani hem delege yönünden hem halk yönünden büyük umutlar vardı. Yani o dönemlerdeki yapılan araştırmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun %30'lara hatta %33'lere yükseldiği şeklinde anket sonuçları geliyordu. Tüm bunlara rağmen sonraki gelişmeler, parti içindeki bu iş çekişmelerden dolayı ve parti meclisi ve MK'daki sıkıntılardan dolayı gitgide Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu düşmeye başladı. Ve %26 bir oy aldı bu genel seçimde. Yani kimse hafife almasın, %26 az bir oy değil. Her 3 kişiden bir kişinin oyunu alması veya sandığa giden her 4 kişiden bir tanesinin oyunu almak da Cumhuriyet Halk Partisi için, Türkiye gibi sol adına siyaset yapan bir parti için azımsanacak bir oy oranı değildir. Ama beklentiler çok daha fazla yüksek olduğundan dolayı bu sefer iş kaymaya başladı. Arkasından biraz önce senin ifade ettiğin gibi parti meclisinde MYK'daki değişiklikler, tasfiyeler gündeme gelince dediler ki artık bu iş tüzüğü ad ederek bir genel başkanlığı gündeme getirelim. Yani tüzükten sonraki gelecek iş genel başkanlıktır. Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut şu andaki yönetimi muhaliflerin o teklifinden daha önce kendi kalesine giren golü çıkardı, karşı atak yaparak gol attı. Dedi ki siz şu tarihte şey istiyorsunuz, tüzük istiyorsunuz, kurultay istiyorsunuz, tüzük kurultayı yapalım diyorsunuz. Ben o tarihte istemiyorum. Bugün için ayın 26'sında tüzük kurultayı yapacağım şeklinde kendi genel başkanın yetkisini kullanarak. Bunun yetkisini de nereden alıyor? Tüzükten alıyor. İşte sıkıntılardan birisi de bu. Bu tüzükteki yetkisini kullanarak bu tarihte bugün kurultay yapılmış oldu. Yarın
İkinci bir kurultay yapılacak. Bir başka salonda, küçük bir salonda. Bu sefer yine kurultay. Hatta bu yarın yapılacak olan kurultaya da sav kurultayı da denilebiliyor kulislerde. Evet. Yarın ne olacak? Yarınki amaç ne? Yarınki amaç şu, bu değiştirilen biraz önce konuştuğumuz konuda işte bir tarafın, muhaliflerin tüzükteki bazı maddelerin değiştirilmesi, diğer tarafta da genel merkezin kendine göre bir tüzük hazırlayarak, işte sizin istediklerinizin bir kısmını da aldık diyerek getirdiği ve bugün kabul edilen tüzükte bazı konuların değerlendirmesi yapılacak. Mesela bundan önceki, yani bugün yapılan tüzükte ön seçim biraz daha genişletildi. Yarınki muhaliflerin isteklerinden bir tanesi, kayıtsız şartsız ön seçim yapılması. Genel başkana yetki verilmeden her yerde, her ilde ön seçim yapılması. Şimdiki tüzükteki, yani değiştirilmesi öngörülen tüzükte de başka bir konu var. Bu da genel başkana yine yetki veriliyor. %20 oranında yetki veriliyor ama %10'un altında oy alan bölgelerde, alınan bölgelerde ön seçim yapılmasına gerek yok şeklinde de bir ayrıntı konulmuş. Bunlara itiraz edilmiş. Evet, tüzük maddelerine gireceğiz zaten. Biraz sonra hatta açılışta da söylediğim gibi Sayın Eski Genel Sekreter Önder Sav ve Mersin Milletvekili İsa Gök'ün de açıklamalar oldu. Bunların üzerinde de konuşacağız. Sevgili izleyiciler, gazeteci İsmail Akar'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi 16. Olağanüstü, doğru söyledim. Evet, evet. Olağanüstü genel kurultayını gerçekleştirdi. Beklenildiği gibi eski genel sekreter ve eski genel başkanlar katılmadı. Yani Önder Sav ve Sayın Deniz Baykal katılmadı. 1247 delegenin olduğu kurultayda 948 delege oy kullandı. Ayrıntıları konuşmaya, yorumlamaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Hız, azim, güven, strateji, takım ruhu ve tek bir amaç, kazanmak. Süper Lig takımlarının maçları ve Kırmızı Şimşeklerin tüm karşılaşmaları yeşil sahalardaki ekranınız Sportif Futbol'da yerini alıyor. Dev arenalardan en şık gollerin analizleri, takım performanslarının değerlendirmeleri ve futbol dünyasından en sıcak haberler Necmi Aktunay'la Sportif Futbol'da. Kadar Afyum Outlet ve Eğlence Merkezlerindeki mağazalardan yapacağınız her 75 liralık alışveriş için birbirinden özel hediyeleri kazanma şansını yakalayın. 3 Volkswagen Polo, 5 iPad 2, 10 Samsung LCD TV, 10 Grundig Netbook. Herkese göre bir dünya Afyum'da. Aylık ödediğiniz internet fiyatına hem internet hem de smart sahibi olacaksınız. Harika bir şey. Yani bu bizim çok işimize yarar. Öğrenciyiz istedik. Bayağı da iyi. Limitsiz internet artı D smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D smart. 444-55-65. Değerli izleyenler, yayınımıza şimdi aldığımız sıcak gelişme nedeniyle ara veriyoruz. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 12-15 Nisan tarihleri arasında Afyonkarahisar Kültür Park ve Fuar alanında açılıyor. Gelişmeleri ve fuarla ilgili detaylı bilgiyi almak için muhabir arkadaşımız Şükrü'ye bağlanıyoruz. Evet Şükrü, 12 Nisan 2012 tarihinde açılacak ve 4 gün açık kalacak fuar ile ilgili bize neler aktaracaksın, seni dinliyoruz. Evet Esin. Seninle bahsettiğin gibi 12-15 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleşecek Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı binlerce meraklısını ağırlamayı planlıyor. İçerisinde zirai ilaçlardan tutun, sera teknolojileri,
su ve sulama teknolojileri, gübrelerden canlı hayvan yetiştiriciliği gibi zengin içeriğe sahip olacak olan Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı'na tüm halkımız davetlidir. 12-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na tüm halkımız davetlidir. İçin çalışıyor, üretiyor, yeni fikirler ortaya koyuyoruz. Daha fazlası için size ihtiyacımız var. Eksiksizsiniz. Size sunacağımız hizmetlerde bizimle beraber misiniz? Yaşam kalitenizi yükseltmek için size vereceğimiz eğitimler başlıyor. Bir an önce yerinizi alın. Altı Nokta Körler Derneği, Afyonkarahisar Şubesi. Sanata, spordan magazine, ünlü konuklar ve onların yaşamlarına dair hiç duymadıklarınız. Günlük hayatın sıkıntılarını biraz olsun unutalım diyorsanız, kendine özgü yorumları ve hoş sohbetiyle Osman Tamburacı sizleri yemek masasına davet ediyor. Dumanı üzerinde program, ağız tadıyla muhabbet, hafta içi her gün 13.30'da canlı yayınla Kanal İş ekranlarında. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Geniş Açı'da gazeteci İsmail Akar bugün gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi 16. kurultayı, olağanüstü genel kurultayı değerlendiriyoruz. Ayrıntıları sayın gazeteci İsmail Akar'dan almaya devam edeceğiz. İsmail Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o sürekli koltuk savaşında, yani eski genel sekreter Önder Sav ve Deniz Baykal'da kalmıştık ki, nereye gelmeye çalışıyorlar? Bir türlü Cumhuriyet Halk Partililer olarak ben de anlamış değilim. Ne manada soruyorum? Tabii ki koltuk kavgası var ama
Artık birisi yıllarca partiye emek vermiş bir genel sekreter, diğeri de yıllarca bu partiyi sırtlamış genel başkan. Ama yaş kemale erdi. Bundan sonra artık herhangi bir genel başkanlık veya genel sekreterlik söz konusu değil. Şunu merak ediyorum. Sayın Deniz Baykal ve Sayın eski genel sekreter Önder Sal, hala Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu grup başkan vekili olarak mı görüyorlar? Yani büyük bir ihtimalle sorduğun sorunun yanıtını evet demek zorundayız. Öyle olmamış olsa evet. Şu yaşanan 1,5 aydır yaşanan hadise yaşanmaz. Çünkü ülkede o kadar çok önemli sorunlar var ki insanlar kilitlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte yaklaşık bir haftadır gündemde Önder Sav ekibinin şu kadar imzaya ulaştığı, Deniz Baykal'ın şu kadar imzası, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin de şu kadar imzası olduğu şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı sürekli gündeme gelmeye başladı. Ne oluyor? Ülkenin asıl sorunları muhalefet etme, ana muhalefet partisi olma görüntüsü bir kenara ötelenmiş de olmuş oluyor. Yani bu gelişmeden aslında birçok insan da memnun değil doğrusunu isterseniz. Sizin sorunuz, sorunun cevabını inan ben de bilmiyorum. Yani şu saatten sonra birisinin genel başkan ki Önder Sav'ın ben bir Habertürk kanalındaki açıklamasını izledim. Kesinlikle böyle bir düşüncem yok şeklinde söyledi. Deniz Baykal'ın zaten birebir bu oyuna girmesi söz konusu değil ki ve son dakikada işte Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren bir görüntü izledi. Divan başkanı olmayı düşündüğü dillendirildi. Ne derece doğrudur onu bilmiyorum. Yani divan başkanı olmuş olsaydı Deniz Baykal, bu sorunların birçoğu da yaşanmamış olabilirdi diye de düşünüyorum. Çünkü belki ekranlar başındaki izleyicilerimiz hatırlar. Daha önceki Önder Sav'dan önceki genel sekreterdi kimdi biliyor musun? Aslan Keskin. Evet. Yani biraz önce senin söylediğin gibi yani yaşlılar 10 yıl bekliyor, ondan sonra yine çok etkili, yetkili bir yere gelmiş oluyor. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl tartışılması gereken konu şu sevgili Köksal. Cumhuriyet Halk Partisi alanda yok. Evet. Yani kağıt üzerinde tüzükte ne yazarsa yazsın. Yok kadına %33 kota bırakın, gençlere %10 kota bırakın. Şunu şöyle, Türkiye'nin her yerinde ön seçim yapın. Ki geçen seçimde hatırlarsan 29 ilde Cumhuriyet Halk Partisi ön seçim yapmıştı. Evet. Yani her ön seçim yapılan yerde mutlaka başarı getirecek diye de bir şey yok. Bir tek yani siyasete bana, benim gazeteci olarak gördüğüm siyasette başarılı olmanın bir tek yolu halkın içinde olmak. Kadınların arasında olmak, gençlerin arasında olmak, evet. Sorunları birebir yaşayıp dillendirebilmek, onlarla birlikte bunu soluklayabilmek. Yoksa kağıt üzerindeki yazan, şu kağıdın üzerinde ne yazarsanız yazın, icraata gelip bunu uygulayamadığın zaman veya uyguladığınızda sonuç başarısız oluyor ise o zaman sorun daha çok fazla büyümektedir. İşte Afyonkarahisar'a döndüğümüz zaman yani sonuçta 81 ilin bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin az oy aldığı yerlerden birisi. Yani bu bölge işte Kütahya'ydı, Afyon'du, Uşak'tı, Manisa'ydı. Buralara baktığımız zaman genelde buralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları azdır. Evet. Afyonkarahisar'da Kütahya'dan sonra en az olan illerden birisi. Siz Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın kolları il merkezinde olduğunu inanıyor musunuz? Gençlik kollarının olduğunu inanıyor musunuz? Onu geçtik. İlçelerde, ben hiç unutmuyorum, Sandıklı ilçesinde bundan 1,5-2 yıl önce bir seçim yapılıyor. İlçe kongresi yapılıyor. İki tane aday çıkıyor. Adayın birisi emekli öğretmen, diğeri genç bir arkadaş. Diyor ki kadın kollarını siz kuracaktınız. Ben kurulacağını vaat etmiyorum. Ben kurdum da geldim. İşte kadın kolları örgütü burada diyor. Gençlik kollarını kuracağız diyorsunuz. Ben bunu vaat etmiyorum. Ben kurdum da geldim diyor. Ve böyle diyerek seçim alınıyor. Ertesi gün bakıyorsunuz. Kadın kolları da yok, gençlik kolları da yok. O zaman şu mu Sayın Ekar? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürekli bir koltuk savaşı mı var? Yani bunu mu aynen getiriyor? Yani daha çok herhalde ağır olmaz, küçük olsun, benim olsun, işte birileri bana itibar göstersin, koltuğum olsun gibi bir anlayış mı hakim? Yani hemen hemen söylediğine benzer bir anlayış hakim. Rakibi baktığınız zaman, çünkü bir siyaset yapmanın temeli nedir? Hangi parti olursa olsun, en küçük partiden tutun iktidar partisine kadar bir tek amacı vardır, iktidar olmaktır. Evet. En yüksek oyu almaktır. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakıyorum sevgili Köksal. En küçük beldelerde örgütleri var,
Hatta kadın kurulları, gençlik kurulları ilçe başkanlıklarından çok daha iyi çalışıyor. Ha, o demokratik anlamda baktığın zaman çok farklı şeyler de yaşanıyor. Hı. Ama hiç önemli değil. Ne yapıyor? Kadın koruları var, gençlik koruları var. Ve bu şekilde bu çalışmaları siyasi zemine taşıyabiliyorlar. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde %26 biraz önce söylediğim gibi 4 kişiden birinin oyunu alması az bir oran değil. Değil. Ve bunu daha üstüne koyması lazım. Hı hı. Ama o tarihten bu tarihe baktığımız zaman bir düşme olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Yani şu anda son yapılan anketlere göre %19 civarında ki çok muazzam bir oy düşmesi var. Bunun sebeplerini, nedenlerini araştırıp sebep-sonuç ilişkisinden olumlu yere gitmesi lazım. Siyaset yapanlar veya yaptığını iddia edenler, hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndekiler evet. için söylüyorum. Hemen seçim akabinde gerçekleştirilen genel seçimler sonrasında sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. İl il bütün teşkilatlardan rapor isteyeceğim ve gereğini yapacağım diye. Bu konu hakkında bir işte sıkıntı bu. Bilginiz, duydunuz evet, var mı? Yapılmadı, yapılmadı. Yeni Tüzük'te bu var. Hı hı. İl başkanlarını her 3 ayda bir toplayıp gelişmeler hakkında bilgi alacağını söyleniyor. Hı hı. Yani evet. Yeni Tüzük'teki şey bu. Yine seçim sonrası değerlendirmelerde yani ilçe başkanları gelecek ile rapor vermesi lazım. İl gidecek genel merkeze rapor vermesi lazım. Hı-hı. Biz başarılı olduk şundan dolayı başarılı olduk. Biz seçimi kaybettik gerekçeleri de şunlardır şeklinde Hı-hı. ki yol haritalarını belirlemeleri lazım. Evet. Yani siyaset bu şekilde yapılıyor. Yoksa öbür türlü benim ekibimden, benim grubumdan bir başarısız olursa da olsun artık. Ne yapalım? Sonuçta bu benim adamım. Hı-hı. Veya öbürü işte bu başarılı ama benim ekibimden değil. Bunu hemen tasfiye edelim. Bu zihniyetin değişmesi lazım. Zaten bu zihniyet olduğu sürece sadece Cumhuriyet Halk Partisi için söylemiyorum. Bütün siyasi partiler siyaset çöplüğünde yerini almaya mahkumdur diye düşünüyorum ben. Her ne kadar kapatılmasa da o %10 barajın altında kalır diye. Evet, düşünüyorum. Evet. Yani siyaset zaten hizmet evet. anlamında yani halka hizmet için siyaset yapılır insanlar. Ama Türkiye'de bakıldığı zaman birçok şey rant kapısı haline getirilmiş hı hı. siyaset. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ni söylemiyorum. Hemen hemen birçok şeyde bu böyle. Evet. Kendi benden olsun, küçük olsun ama benim adamım olsun. Başarılıysa da benim adamım değilse artık onu tasfiye ederim gibi hı hı. zihniyet ve anlayışın. Artık son bulması lazım. İşte bu tüzük. İşte o tüzük ve o tüzükte neler değişti? İsterseniz buradan yavaş yavaş bir başlayalım istiyorum tüzük evet. maddelerine. Şimdi ucube bir şey vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 12. madde diye bir madde. Hı hı. Neydi madde? Bu madde şu. Asıl iyi niyetle hazırlanan bir maddeydi. 12. maddeye göre üye kaydı yapılıyordu. Hı hı. Bunun sebebi de işte bilim adamları Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok yararlı olması düşünülüp de o tarihe kadar siyasete girme imkanı bulamayan insanları kısa zamanda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği yaparak onun bilgi ve tecrübelerinden faydalanmayı getiren bir maddeydi. Hı hı. Ama bunu öyle bir deşik ettiler ki 12. maddeden 3000 kişi üye ediyorsunuz, 5000 kişi üye ediyorsunuz. Sırf niye? Kağıt üzerinde benim adamım kazansın diye delege hesabı hı hı. yapılıyor ya. Evet. Yani üyeler delegeleri seçiyor, delegeler üyeleri seçiyor. Hı hı. Daha doğrusu genel merkezi. Sırf bundan dolayı böyle bir 12. madde delindi. O konuyla ilgili bir çalışma yapıldı. 12. maddede bayağı bir esneme yapıldı. Hı hı. Ve bundan sonra o şekilde bir üye yazılımı olmayacak. Mergi sistemiyle, bilgisayar hı hı. sistemiyle üye sistemi getirildi. Her isteyen TC kimlik numarasıyla girip Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olabilecek. O belli bir üye adaylığı vardı. Hı hı. O süreyi kaldırdılar. Oy kullanma ve seçme konusunda yani aday olma ve seçme konusunda belli prosedürleri uygulamaya getirdiler. Bu bana göre 12. madde çok tartışılan bir konuydu. Önemli konulardan birisi buydu. Ama bu madde üzerine isterseniz biraz duralım Sayın Akar. Bence çok çok önemli bir madde. Çünkü neden? Biraz önce siz de kısa da değindiniz ama özellikle il başkanları bu noktada bayağı bir sıkıntı yaşıyordu. Sıkıntı da neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmak isteyenler öncelikle kimin adamı? Yani diğer siyasi parti değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden kimin adamı diye bakılıyordu. Artık bu değişti. Evet. Bununla beraber söylediğiniz gibi bilgisayar ortamında herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olabilecek. Peki bu seçimlerde
yanlış ya da aksi bir şekilde aksetmez değil mi? 3 ay içerisinde bir süreç bağlandı. 3 aylık süreyi doldurması lazım. Bilgisayardan da üye olmuş olsanız 3 aylık süre içerisinde süreyi doldurmuş olmanız lazım. Zaten bu tüzük 1 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerli olmuş olacak. 1 Mart'tan sonra. Ve yani Afyonkarahisar'da daha ilçelerde dahi kongreler yapılmadı. Yeni tüzüğe göre yapılacak. Hı hı. Yani bu yeni tüzüğün avantajlarından birisi de bu. Yani yeni üye de olmuş olsanız 3 aylık süreyi doldurmadığınızdan dolayı oy kullanamayacaksınız. Hı hı. Eski üyeler şu anda Afyonkarahisar veya diğer illerdeki seçimi yönlendirecek olanlar bu şekilde olacak. Evet. Yine yönetim kurulu sayılarında bir değişme yapıldı. İlçe yönetim kurulları 10 üyeden 18 üyeye kadar değişiyor. Nüfuslarına göre değişiyor. İl yönetim kurulları da yine aynı şekilde belli bir sayıya bağlandı. Bunun dışında partinin genel merkezin tarafından görev alma şartları zorlaştırıldı. Eskiden biraz önce söylediğim sen benim adamım değilsin diyerek görevden alınıyordu. Bana göre en önemli değişikliklerden birisi de şu. Genel merkeze gelen yardımın, siyasi partilere yapılan yardımın %40'ı artık örgütlere dağıtılacak. Hani bundan önce bir il başkanı senelerdir telefon parasını ödüyorum, yakıt parasını ödüyorum, kirayı parasını ödüyorum deyip serzenişte bulunmaktan vazgeçecek artık. Evet. Çünkü örgütlerin nüfuslarına ve aldığı oylara göre siyasi partiler kanununa göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı paranın %40'ını örgütlere dağıtılma şartı geliyor. Bu da bir anlamda örgütleri ekonomik anlamda rahat bir nefes alınacak. Daha önceden biraz önce söylediğim gibi %25 olan kadın kotası %33'e çıkıyor ki bu çok önemli bir rakam. Ama bunu biraz önce anlattığım gibi kadınların siyasette mutlaka yer alması, aktif olması lazım da olmadığı zaman yapacaksınız. Kağıt üstlerinde kaldığı yani, zaman ne olacak? Afyonkarahisar'ı evet. örneklediğimiz zaman nasıl yapacaksınız? Şu anda Afyonkarahisar'da kadın üye sayısı belli. Aktif olarak siyaset yapma arzusunda olan kadın sayısı belli. Yani her 3 kişiden bir tanesini illaki bayan diye tutturma şeyini nasıl yapabileceksiniz? Bu belki büyük şehirlerde olabilir. Yani kadınların ve gençlerin önünü açmak için çok da yararlı olabilir. Bunları da değerlendirmek lazım. Yani Afyonkarahisar'da önümüzdeki dönemde şu anda 14 tane kurultay delegesi var. Bundan sonraki dönemde yapılacak seçimlerde il yönetiminden sonra bu sayı da düşüyor. 10 tane kurultay delegesi oluyor sevgili Köksal. Şimdi o zaman 10 tane kurultay delegesinden kaç oluyor? 3 tanesi en az 3 tanesi bayan kurultay delegesi olması evet. lazım. Şu anda iş yok. Yok doğru haklısınız. Zaten şu an kadın kolları var mı Cumhuriyet Halk Partisi? Afyonkarahisar için konuşuyoruz. Ben de sana sormuştum. Yani bu soruyu sanırım biz sürekli birbirimize sorarız ama Afyonkarahisar'la ilgili muhakkak değerlendireceğiz. Tüzükle devam edelim. Yani ben genelden yerel evet. doğru çünkü Afyonkarahisar veya diğer ildeki bizleri izleyen seyircilerimiz de kendi bölgeleriyle bunu muhakkak. Değerlendirirlerse. Çünkü yukarıdan Ankara'dan hazırlanan bir tüzük bizim yerelimize nasıl yansıyor? Bunu da görmemizde fayda var diyorum. Biraz önce işte delege seçiminde 7 gün öncesinden mutlaka şu anda minik minik sandıklarda delege seçimleri yapıyor Cumhuriyet Halk Partiler evet. yani üyeler gidiyor sandığa delegeler seçiyor. Ama 7 gün öncesinden de her türlü bilgisayar ve internet ortamında bunu göstermek zorundalar. Yani eskisi gibi ben yaptım oldum şeklinde bir delege seçimi, olmayacak. Bu da önemli. Biraz önce onu açamadık. Görevden alma bayağı sıkıntılıydı. O görevden almanın şartları değiştirildi. Ve bu Deniz Baykal'ın, eski genel başkan Deniz Baykal'ın önerisiydi. Parti meclisi üye sayısı 80'den 60'a iniyor. Yani bu da önemli bir gelişme. Çünkü bunun faydası ne olur Senegal? Yani şimdi 80 kişilik bir sayı olduğundan bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi diğer siyasi partilerden farklı olduğundan her kafadan bir ses çıkıyor. Evet. Yani 80 kişi olduğu zaman 80 tane ses dinliyorsun. Yani genel başkana bir yaz kültürü yok diyorsun. Yani 60 tane olduğu zaman 60 tane sesi akort etmek kolay olabilir belki de ama 80 taneyi evet. biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gençler için %10'luk bir kota konuluyor. Bu da önemli bir gelişme.
partide görev almış kişilere onur kurulu üyeliği veriliyor. Genel Başkan en geç 3 ayda bir il başkanlarının toplantısını yapması tüzüğe bağlanıyor. Bu da güzel bir gelişme. Evet. Yani her seçim atmosferinde değil, seçimden önce de seçim hazırlıkları sırasında da Genel Başkan illerde neler olup bittiğini bizzat birebir takip etmesi lazım. Hukukçu vardı. Yüksek Disiplin Kurulu'nda belli sayıda hukukçu zorunluluğu öngörülmüştü. Bunun yapılmasını kontrolü sağlanacak. Çok önemli bir madde. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Merkezi kurulması öngörülüyor. Birçok izleyenimiz bilir. Cumhuriyet Halk Partisi teknolojiden en az faydalanan partilerden birisi. Evet. Hemen hemen de hiç. Yani ben Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin internet sitesi, il başkanının internet sitesinin olduğunu veya aktif halde çalıştığını görmedim. Ama diğer partilere baktığımız zaman cep telefonuna sürekli mesajlar geliyor. İşte bugün şu var, şunun konusunda. Bu iletişimden faydalanma konusunda da bir çalışmaları, daha hızlı bir çalışma yapılacağı söyleniyor. Teknolojiden biraz yoksun kalmışlar da denilebilir. Evet. Yani tüzükteki ana maddeleri bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Peki bunlardan Sayın biraz önce söylediniz programımızın ilk başında Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Sayın eski başkan, genel başkan Deniz Baykal katılmadı ama kendisine yakın yaklaşık 100 delegenin genel kurula katıldığını söylediniz. Şimdi Kemal Bey'in tavsiyeleriyle tüzüğe giren herhangi bir madde ya da bu maddeler içerisinde birkaç tane muhakkak var ki sizin de söylediğiniz gibi %80'den 60'a indirme konusu parti meclisinin. Buna benzer başka neler vardı kurultayda? Deniz Bey'in bu konuda 3 tane önerisi vardı. 2 tanesi kabul edildi. Bir tanesi biraz önce söylediğim gibi parti meclis üye sayısını 80'den 60'a indirilmesi. Diğeri de örgütlere, genel merkeze gelen paranın %40'ının örgütlere dağıtılması konusunda ısrarcıydı. O kabul edildi. Bu da çok önemli aslında. Evet, kabul edilmeyen konuda bu 60 kişilik parti meclisini de bundan sonraki kurultay, tekrar biz kurultay yapalım, o zaman seçelim şeklinde bir önerisi vardı. Onu Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Yani hemen 60 kişiye indirelim önerisi kabul edildi. Özellikle o genel merkez tarafından yerele aktarılacak olan bence para çok çok önemli. Teşkilatlara aktarılacak olan para çok çok önemli. Şu manada çok çok önemli. Partiyi sırtlamadan ziyade, daha doğrusu konuşmalarıyla, verdiği demeçlerle ülkenin siyasetine hakim birisinden ziyade, işte biraz parası varsa yerelde için konuşuyorum. İşte partinin yine herhalde kaba olmaz, çayını çorbasını karşılayan kişiler aranır. Artık bunlar aranmaz değil mi? Sanırım asıl siyaseti bilenler, siyasetçiler o il başkanlığı koltuklarına oturur. Tüzük de böyle diyor da pratikte ne olacak bilmiyorum. Peki olur mu olmaz mı sizce? Bana göre olması lazım. Olması lazım ki emekten yana olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlaka bunun pratikte yaşama dönüşmesi lazım. Dikkat edin, bütün hemen hemen her yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan insanların birçoğu zaten az gelirli insanlar, emekli olan insanlar, işte işçi emeklisi, öğretmen emeklisi ve benzeri, ben çevremden görüyorum yani birçoğu bu şekilde insanlar. Bunlar zaten günübirlik yaşantılarını zor karşılıyorlar. Bir de ilçe başkanı ise, bir de il başkanı ise, yani ayda kim ne derse desin 500-600 lira ek bir gider yapmış olacak parti için. Milletvekilleri düşünmüyorsa, belediye başkanı adaylığını düşünmüyorsa, İl genel meclisi adaylığını düşünmüyorsa, belediye meclisi adaylığını düşünmüyorsa, yani bu insanların böyle bir külfetin altına girmesini nasıl anlamlı? Ama o zaman da dernek gibi oluyor sizin söylediğiniz tarz aynen olursa. Yani işçi emeklileri derneği gibi, Sayın Ahmet Ege'nin derneği gibi bir dernek olmuş. Olmuyor mu? Şimdiki görüntü aynı. Evet. İşte onun için diyoruz ki bu... gençlerin önü açılması lazım. %10 katı önemlidir. %33 kadınları siyaset aktif rol alması önemlidir. Ama bunu kağıt üzerine değil, pratikte yapılması lazım. Bir başka işte örgütlere %40 paranın dağıtılması lazım. Yani bu zamana kadar yanlış olduğunu görülen şeyler aslında düzeltiliyor şimdi. Evet. Geç de kalmış olsa düzeltiliyor. Yani bu şu manaya geliyor sanırım. İzleyicilerimizin de özellikle Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin, delegelerin anlayabilmesi için
daha da zihinlerinde kalabilmesi için. Artık bundan sonra örnek olarak veriyorum, İsmail Akar işiyle, parasıyla partiyi sırtlar, o il başkanı olsun dan ziyade X isim siyaseti biliyor, ülke siyasetine hakim, Afyonkarahisar'ın ya da değerli izleyicilerimizin bulunduğu illerde her kimse oraya hakim, artık o kişi il başkanı olsun. Evet, o seçimlerle geliyor. İlgili bir biraz önce unuttum, çarşaf liste gündeme geldi. Çarşaf liste önemli çünkü, yani görev almak isteyen insanlar bir gruba mutlaka dahil olmak zorunda değildir. Yani çarşaf listede ismi ön plana çıkar. İyi çalışmıştır, delegeleri ikna etmiştir, üyeler ikna etmiştir. Çarşaf liste sorucu belli bir göreve gelebilir. Yine bir adaylık için %20 imza gerekiyordu. Yani sizin bir yere aday olabilmeniz için mevcut delegenin %20'sinin imzası gerekiyordu. Bunu %10'a indirildi. Yani evet. Bu da bir anlamda demokrasi adına, seçme seçilmesi adına kolaylaştırıcı ve olumlu bir gelişme. Evet. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü 16. tüzük kurultayını konuşuyoruz. Gazeteci İsmail Akar'la birlikte. Sayın İsmail Akar o kurultaydaydı. Ankara'da Arena kapalı spor salonundaydı. An ve an gelişmeleri takip etti. Sayın Akar'dan oradaki gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Bu arada Arena stadında oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinin son düdüğü de biraz önce çaldı, yaklaşık 10 dakika önce. Galatasaray Beşiktaş karşısında 3-2'lik bir galibiyet aldı. Buradan tüm Galatasaraylıları ve Galatasaray Spor'u tebrik ediyoruz. Kısa bir reklam arası. Eskişehir'e özel bir program. Gündem Eskişehir. Yerel ve ulusal basından çarpıcı satırlar, bölge ve ülke gündeminden en güncel olaylar, ekonomiden kültür sanata kadar hayatın hassas terazisine ilişkin çarpıcı açıklamalar ve Eskişehir gündemine damgasını vuran tüm gelişmeler masaya yatırılıyor. Zıt kutuplar ve gözlemci yaklaşımlar eşliğinde Gündem Eskişehir, Zafer Çatel ve Pembe Koç'un analizleriyle hafta içi her gün Kanal 3'te. İnternet kullanıyor musunuz? Evet. İnternet için aylık bir para ödüyor musunuz? Tabii ki. Aylık ödediğiniz internet fiyatına hem internet hem de smart sahibi olacaksınız desem. Nasıl yani? Hem internet hem de smart. İkisi bir arada. Limitsiz internet artı de smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. De smart. 444-5565. Siyasetten spora, eğitimden ekonomiye, sağlıktan kültür sanata ve magazine, Afyonkarahisar'dan bölgesel haberlere kadar aradığınız her şey bu gazetede. Gazete 3, değişimin öncüsü. İnternet kullanıyor musunuz? Evet. İnternet için aylık bir para ödüyor musunuz? Tabii ki evet. Aylık ödediğiniz internet fiyatına hem internet hem de smart sahibi olacaksınız desem. Nasıl yani? Hem internet hem de smart. İkisi birden tek fiyata mı olacak? Limitsiz internet artı de smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. De smart. 444-5565. Gün doğuyor, Kanal 3'te sabah başlıyor. Dinamik, renkli, canlı.
Dünden bugünü izleyen haberler, yeni günü bekleyen gelişmeler, gazete manşetleri ve köşeler, yaşamın içinden kareler, bölge ve ülke gündemindeki sıcak maddeler. Kültür ve sanatta, sporda ve sağlıkta, siyasette ve ekonomide, kısaca yurdun dört bir yanında Kanal 3'te sabah, hafta içi her gün Pınar Akarsu sunumuyla Kanal 3 ekranlarında. Eksik sizsiniz. Engelli bireylerin engelli veri tabanına kayıt yaptırmalarının önemi. Engelli veri tabanı nedir? Herkes gibi özürlü bireylerde özrünün derecesi ne olursa olsun insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme hakkına sahiptir. Bu tüm engelli vatandaşlarımızın hakkı devletin de görevidir. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini %40 ve üstünde bir oranda kaybedenlerin özürlülük bilgisinin kayıt altına alınmasıdır. Engelli veri tabanının amacı nedir? Özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere özür durumlarının belgelendirilmesini amaçlamaktadır. Özürlü bireylerinin bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını ve ilgili kurumların bu verilere internet üzerinde erişerek güncelleme ve sorgulama yapabilmelerini ve kurumların çalışma programlarını belirlerken engelli bireylerin yaşam alanlarına ve ihtiyaçlarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Yaşam kalitenizi yükseltmek için engelli veri tabanına bir an önce kaydınızı yaptırın. Altı Nokta Körler Derneği Afyon Karahisar Şubesi. Her şey daima en iyisi. 0272 214 14 61 www.engelsizlerengelikaldiriyor.com. İnsan bedeninin hayranlık uyandıran muhteşem genetiği ve kodlarla örülü bu genlerin keşfedilmeyi bekleyen yönleri. Sağlık hakkında merak edilenler, tıp dünyasındaki yenilikler, sağlıklı yaşamın adresi Profesör Doktor İsmail Balık'la tıp gündeminde ekranlara geliyor. Polistemiden ülsere, alerjiden zehirlenmeye, kalp yetmezliğinden kansere dek bütün hastalıklar ve tedavileri uzman doktorlar eşliğinde enine boyuna tartışılıyor. Her şeyin başı sağlık diyenler, baş köşe sağlığına önem verenler. Profesör Doktor İsmail Balık'la tıp gündemi Kanal 3'te. Cumhuriyet Halk Partisi
TÜZÜK Kurultayı'nı gazeteci İsmail Akar'la birlikte değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler. İsmail Bey, TÜZÜK Kurultayı'nın hemen akabinde Sayın eski Genel Sekreter Önder Savun bir açıklaması vardı. Biliyorsunuz ki onlar da bir otelde toplandı, hatta Anıtkabir'e de gittiler. Sevgili yönetmenimiz Murat'tan rica edelim Sayın Genel Sekreter'in, eski Genel Sekreter'in görüntüsünü, basın açıklamasını ekranlara getirsin. Sıcaklığı ve parlaklığı beni yakıncaya dek yürürüm, sonra tekrar ilerlemek üzere yola koyulurum. Gerçek devrimcilik budur. Bu salondakiler gerçek devrimci insanlardır. Bu salondakiler asıl devrimci arkadaşlardır demiş Sayın Önder Sav. Hatta sanırım o konuyla ilgili de Sayın Önder Sav'ın sel sadece kumu götürür. Biz bu partinin sahibiyiz. Yani biz bu partinin kayasıyız gibi bir açıklaması vardı. İki konuyu size soracağım. Gerçek devrimciler şu an ya da gerçek solcular, gerçek Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Önder Sav'ın söylediği gibi dışarıda mı kaldı? Diğer bir sorumsa Sayın Akar, bu partinin gerçek sahipleri Sayın Önder Savlar, ona yakın olan isimler veya Sayın Deniz Baykal mı? Yoksa bu ülkenin seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren insanlar mı? Buyurun. Ben bugün Ankara'da kurultay salonunda 20 bin kişiye yaklaşık insanda o ışığı, o enerjiyi gördüm. Yayının başında da Deniz Gezmişleri anlatan bir pankarttan söz ettim. Devrimcilerin çok büyük bir kısmı o salondaydı. Evet. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da altını çizerek söylediği bir şey var. Konuşmaya başlarken sevgili Köksal, yol arkadaşlarım, devrimciler, Kuvayi Milliyeciler, halkçılar, cumhuriyetçiler, Cumhuriyet Halk Partisi özgürlüğün ve bağımsızlığın adıdır şeklinde başladı konuşmasına. Evet. Şimdi bunlar sözlü olmaz, icraatlı olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı kesimler sağa yöneldiğini, biraz daha sağcılaştığını, daha fazla solcu olması lazım geldiğini iddia ediyorlar. Evet. Ama benim gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zamana kadarki gösterdiği performansında toplumun genel kaidelerine ve kurallarına evet. aykırı bir davranış sergilememek adına bir çalışma yaptığı gözleniyor. O da çok basit bir örnek vereyim. Biliyorsunuz yıllardır bu ülkede türban konusu tartışılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu türban bizim için sorun değildir dedi, kestirip attı. Evet. Yani bundan önceki döneme baktığımız zaman Cumhuriyet elden gidiyor şeklinde Cumhuriyet mitikleri yapılmıştı. Evet. Ve bu mitiklerde binlerce insan Ankara'da, İzmir'de ve benzeri yerlerde toplandı. Ama bunun sandığa yansıması gerçekleşmedi. Bütün temel kural şu, adına siz devrimci demekle devrimci olunmuyor sevgili Köksal. Evet. Yani icraat yapmak zorundasınız. Eğer siz adına devrimci demeden de devrimler yapabilirsiniz, bu halk sizin ne yaptığınızı ve hangi amaçla bunu gerçekleştirdiğinizi bilir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün sıkıntı bu. Yani birisi bunlar devrimci değil diyor, öbürü bunlar sağcı diyor. Ve bu çelişkiler yumağı artarak devam ediyor. Bütün mesele halka ve tabana inmek lazım, evet. araziye çıkmak lazım. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini siz alanlarda görebiliyor musunuz? Şu an neyle uğraşıyorlar? Neyle uğraşıyorlar? Bir tek şeyle uğraşıyor. Kurultayı da parti. Asıl şu anda atıyorum Afyonkarahisar'da problem var. Bu problemi meclise taşıması gereken kim? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili veya diğer muhalefet. Örnek olarak veriyoruz. Tabii. Toptaş. Veya Kemalettin Yılmaz. Ama değil. Burada problemleri, halkın sorunlarını alıp meclise taşıyıp ondan sonra da bu sorunların çözümü için çaba sarf edilmesi lazım. Tek tek, köy köy, belde belde, ilçe ilçe gezilmesi lazım. Eğer siyaset yapılıyorsa böyle yapılır. Evet. Diğer anlamda yani sen benim ak dediğime kara diyorsun, ben senin kara dediğine ak demem şeklinde ayak diretmeler partiyi büyütmez, küçültür.
Yani ben Önder Savdı, Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. İsimler üzerinde fazla durmak istemiyorum. Hı hı. Sistemden bahsediyorum. Gerçekten siyaset yapılıyorsa, ki biraz önce söyledim, hizmet yapmak adına siyaset yapılıyorsa hizmetin yanında olmak lazım. Hizmet etmek için çaba sarf etmek lazım. Yanlışları ortaya koyup, eksikleri, aksayan yönleri ortaya koyup aksamadan hizmetin devamını sergilemek lazım. Ve halka umut vermeniz lazım. Eğer siz halka umut veremezseniz, yani çok klasik bir söz ama bizim insanımız, özellikle Anadolu'daki insanlar, kavgalı eve kız vermez sevgili Köksal. Evet. Siz kız istemeye gittiğiniz zaman ailenizde sürekli bunalım, sürekli kavganız varsa oraya kolay kolay kız alamazsınız. Evet. Bu toplumda problemsiz bir parti ister. Hı hı. Yani bunu derken oy verdiği siyasi partinin problemsiz olduğunu söylemek istemiyorum. Ama burada bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunları artık aşması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi her iki senede bir, her bir buçuk yılda bir kongre ve kurultay yapan parti görünümünden uzaklaşması lazım ve alana inmesi lazım. Evet. Hemen yine Sayın Önder Sav'ın söylediği gibi bu partinin gerçek sahipleri biziz. Sel sadece kumu götürür, kayaya bir şey olmaz gibi bir açıklama da bulundu. Yine aynı belki noktaya geleceğiz ama Sayın eski Genel Başkan Deniz Baykal'la Sayın Önder Sav bu partinin sahibi olduğunu iddia ediyorlar ki bunda özellikle sürekli gündeme taşıdıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir eksenin kaydığını dile getiriyorlar. Partinin sahipleri Sayın Sav ve yakınları, daha doğrusu ona yakın olan isimler mi, yoksa bu vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'li addeden herkes bu partinin sahibi mi? Bir sorum daha olacak ama onu ilerleyen bölümlerde soracağım. Buyurun. Söylediğiniz soruya tek bir cevabımız var. Siyasi partinin sahibi şahıslar değildir, halktır. Halkla kucaklaşabildiğiniz zaman o parti büyür. Yani bakın, genel başkanlar değişir, il başkanları değişir, ilçe başkanları değişir. Ama halk o umudu görürse, o ışığı görürse sizin yanınızda yer alır ve sizi daha yüksek oy oranlarına, daha iktidara taşımak için çaba sarf eder. Yoksa bu kısır döngü içerisinde, yani benden olmayan uzak dursun, benden olan yakın dursun mantığıyla siyaset yapıp da bu siyasette başarılı olanları ben görmedim. Gelelim diğer şeye, yani sel gitti, kum kaldı. Yani bunlar çok ucuz sözler. Yani Sayın Önder Sav alınmasın ama niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önceki dönemlerde hatırladığımız zaman bölünmeler olmuştur. 1980 12 Eylül dönemini hatırlayın. Ne yapılmıştır? %33'tü yanılmıyorsam Halkçı Parti'nin oyu. Ondan bu tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları düşmüştür. O zaman SHP'ydi, Halkçı Parti ile SODEP birleşmişti. Evet. Ve ayrılmalar olmuştu. Ayrılanlar, hep ayrılanlar çok küçük kalmışlardır. Yani şimdi de şu andaki görüntüde de böyle bazı insanlar diyor ki ya bunlar yani bu partinin tüzüğünü beğenmiyorlarsa, bu partinin genel başkanını beğenmiyorlarsa, bu partinin genel merkezinin yöneticilerini beğenmiyorlarsa gitsin başka bir parti kursun. Bu da çözüm değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ortak akılla bir adım gelene bir adım giderek, İki adım gelene iki adım yaklaşarak bu ortak akılda birleşmek zorunda. Bir tek şey var, halkın sorunlarına sahip çıkma konusunda el birliğiyle birleşmek zorunda. Diğeri küçük olsun benim olsun mantığı, benim ekibimin dışındaki insanlar bu partide yer almasın mantığı veya biz başka bir parti kuralım şeklindeki bir düşünce hem sosyal demokrat harekete hem solcu davranışa ters düşer ve umutları, beklentileri boşa çıkarır. Evet. Gelen sorularla da muhakkak ama hemen isterseniz bir tanesiyle devam edelim. Siyaseti bilen, ülke sorunlarına hakim siyasetçi CHP'de olsun bence de. Ama CHP'nin işçi emeklilerinden fırsat gelir mi? Bir de bu konumda kaç siyasetçi var ki diye de bir yorum gelmiş. Doğru zaten mudur? Yeni tüzük
herkese saat, şu anda da herhangi bir birisi siyasete girecek ise, yani Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapacaksa, bir sene bu partide siyaset yaptırmayacağım şeklinde bir kısıtlama yok. Ama deminki anlattığımız konuda, yani ekonomik boyutları da ele aldığınız zaman bir yönetimde yer almak, ekonomik külfet getirdiğinden dolayı birçok insan görev almıyor, yetki almıyor. Deminki söylediğimiz Emekliler Derneği örneğini verdiğimizin şeyi de bu. Yani. Gerekçesi de bu. Yoksa herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne gider, siyaset yapar yani. Bundan sonra yine artık bu kurultayla birlikte İşçi Emekleri Derneği görüntüsünden umarım Cumhuriyet Halk Partisi kurtulur. Hemen yine devam edelim. Dışarıda kalan sosyal demokratlar ne olacak? İlimizde de değerli isimler, halkçı, genç siyasetçiler var. Onlara da yol açıldı mı? Bu tüzükle birlikte denilmiş. Genç isimler varsa biraz önce söyledim, %10 oranında bir kota geldi genç isimlere. Kadınlara %33 oranında bir şey. Hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya siyaset yapmak istiyorlarsa önü açılmıştır. Bundan sonraki 1 Mart 2012'de uygulanacak tüzükle birlikte bu siyaset yapma düşüncesinde olan gençlere biraz daha imkan doğmuş gibi. Evet. Yine sevgili yönetmenimizden rica edelim, Mersin Milletvekili İsa Gök'ün hemen salondan çıkartılışında kameralar karşısındaydı ve basına konuştu. Yönetmenimizden rica edelim o görüntüyü ekrana getirsin. Yani 840 sayısı ulaşılamazsa ikinci toplantının yer, gün ve saatinin ilan edilmesi lazımdı. Ancak genel merkez gazete ilanında da kararında da çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı şu tarih, şu yer, şu saatte yapılacak diye ilan da vermediği için bu tümüyle iptal. Hukuku bilmemek ancak bu kadar olur. Tüzük kurulta yapılmak ancak bu kadar olur. Bu tam bir hata. Yani cehalet demeyeceğim ama hakikaten hata. Bu kanunu hiç mi okumuyorlar? Bizim CHP tüzüğünü hiç mi bilmiyorlar? Siyasi parti kanunu hiç mi okumuyorlar? Medeni kanunu hiç bilmiyorlar mı? Bunda Sayın İsa Gök'ün iddialarında ne kadar bir doğruluk payı var? İsa Gök bu ekranlarda söylediği şeyi kurultay salonunda da söyledi. Yani birçoğu duymadı ama ben çok yakındaydım. Bu iddialarını söyledi. Hatta bu kurultayın, şu anda toplanan kurultayın aykırı, hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Süreklerinde de dilekçesi vardı. Onu divan başkanına sunmak için çaba gösteriyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde, şu andaki genel merkez içerisinde çok aklı başında hukukçular var. Yani böyle İsa Gök'ün söylediği gibi bir hata yapıp da bu tüzük kurultayını da iptal ettirebilecek bir yanlış yapacaklarını zannetmiyorum. Evet. Ama ben şeyi bilmediğimden, hukuku bilmediğimden dolayı bu konuda bu haklıdır, bu haksızdır yorumundan düz mantık yürütmek adına. Çünkü Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum yani iyi bir hukukçu, şu anda genel merkezin yanında. Evet. Yine Atilla Kart'tı, yani bu konularda uzman siyasetçiler, siyasetçi. Emine Ülker Tarhan ki Yarsev Genel Başkanlığı yapmış bir siyasetçi. Böylesine küçük bir hatayı yapmazlar diye düşünüyorum. Sayın Akar, sürekli Afyonkarahisar'da bulunan delegelerin kimler olduğunu bu yönde mesajlar var. Hatta hangi delegenin kimin yanında olduğunu noktasında sorular geliyor. Afyonkarahisar delegeler kimlerdi? Şimdi Afyonkarahisar delegeleri büyük bir kısmı dün gitti. Biz de dün gittik. Akşam Ankara'daydık. Hilton Oteli'ne kaldırarak ki Afyonkarahisar değil, Türkiye'deki delegelerin hemen hemen hepsi Ankara'daki en lüks otellerde konakladılar. Delege olmanın avantajlarından birisi de bu belki. Evet. Delegelere gelince Önder Sağ ve ekibine destek olan iki tane siyasetçi var. 14 delegesi var, onu söyleyeyim. 14 delegeden 12 tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bazıları yetmez ama evet. Hani o zaman meşhur bir söz var. Evet, öyle kerhen de olmuş olsa destek verenler var bunların 12'sinin arasında. Ama kesinlikle Önder Sava destek olan iki isim var. Bir tanesi Ramazan Akgöz.
eski il başkanı, Önder Sav'da baba olarak görür ki ben çok şahit oldum. Önder Sav'a her gittiğinde elini öper, baba dastı şeklinde iltifatlarda bulunan belki bir siyasetçi. Belki ikili ilişkilerde evet, yani, daha iyi olabilir. Diğeri de Ertuğrul Yılmaz. Sanıyorum Kemerkaya'nın eski belediye başkanı. Evet, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya kasabasının. Hukukçudur. O da Önder Sav'a yakın bir isimdir. Zaten bütün mesele de buralardan geliyor sevgili Köksal. Şimdi eğer Önder Sav Genel Sekreterliğe devam etmiş olsaydı o dönemde Ertuğrul Yılmaz ve Ramazan Akgöz milletvekilliği konusunda bayağı kendilerini ön plana çıkacağını beklentiler içerisinde olan insanlardı. Siyasetçiler diyelim. Diğer isimlere gelince Ekrem Özsoy, Şuhut'ta bundan önceki dönem belediye başkanı yapmış. Şu anda CHP ilçe başkanı Ekrem Bey il delegesi. Ertuğrul Yılmaz'ı söylemiştim. İlhan Çınar avukat, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bildik bir isim. Mustafa Başol, bu Mustafa Başol Sultanlığından avukat. Aynı zamanda Tüzük Komisyonu'na da Afyonkarahisar adına katılan siyasetçi. Halil Ceylan var, Ömer Baykal, Mehmet Pala Emirdağ ilçe başkanı, İbrahim Gedik sandıklı eski genel sekreteri Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandıklıdan, Mevlüt Er eski Dinar ilçe başkanı Mevlüt Bey'de, Ali Rıza Yılmaz da sultanlığından, Zekeriya Ölmez Yeşil Çiftlik belediye başkanı, Celil Sezer ve yine Çay belediye başkanı Feyzullah Gümüş. Şöyle baktığımız zaman merkez ve ilçelere dağılmış delege bir yapısı var. Ama benim gördüğümde burada da delege dağılımında da sultanlığı bayağı ağırlıklı olmuş. Yani şu anda Afyonkarahisar'da, Ankara'da oy kullanması gereken 14 kişi şu anda Ankara'da zaten. İl Başkanı Nevzat Ercan da Ankara'da. Evet. Ama görünen bir şey var. Biraz önce, biraz sonrası gelir mi bilmiyorum. Afyonkarahisar'da da il başkanlığı yarışı başladı. Evet, ona evet. İlerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Şu an adaylar da neredeyse netleşti. Sayın Veli Cengiz, Yalçın Görgöz ve Nevzat Ercan da, mevcut il başkanı Nevzat Ercan da aday olduklarını açıkladılar. Ona biraz sonra geleceğiz. Sayın Akar, diğer izleyicilerimiz de şunu merak ediyor ki özellikle üzerinde durulması gereken konuların çok başında diye düşünüyorum. Bu kurultay genel başkanlık kurultayına kadar gider mi? Yani genel başkanlık seçimine kadar gider mi? Yine muhalifler, Önder Sav'la artık Deniz Baykal çok muhalif, muhakkak muhalif ama son kurultayda, tüzük kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldı. Acaba yine Önder Sav ve ekibi, genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek, koltuğunu etmek için bir girişimde bulunabilirler mi sizce? Ben zannetmiyorum. Çünkü şu kurultayda 1247 delegeden 948 herhalde imza veren, ki çok büyük bir oran bu. Yani şöyle bir şey olmuş olsaydı 947 değil de 700 oy kullanılmış olsaydı veya Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olmuş olsaydı böyle at başı burun farkıyla bir iki grup arasında fark çıkmış olsaydı yine hesaplaşmalar devam ederdi. Ama şu anda benim gördüğüm genel başkanlık için bir hesaplaşma olmamasını öngörüyorum. Bundan sonrası da asıl bütün problem şu: yeni tüzüğe göre ilçe yönetimleri seçileceğinden dolayı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu daha güçlü olarak gelecek artık. Dikkat edin, bu delegeler, deminki saydığım delegeler bundan önceki Deniz Baykal, Önder Sav'ın birinin genel başkan, diğerinin genel sekreter olduğu dönemde Afyonkarahisar'da çıkan delegeler de aynı sayıydı. Ama şimdi yeni kongrelerde artık Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin'e yakın olan isimler sandıktan çıkar. Ve ondan sonra da genel başkanlık tartışması olmaz diye düşünüyorum. Çünkü zaten başka alternatifleri de yok. Evet. Farkazcı göndermiş, 10 yıl Afyon'da kaldım. Bizi tebrik etmiş. Bütün gazeteciler dürüst olmaya çalışıyor. Bu manada Faruk Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Gazetecilik deyince bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun dillendirdiği bir şey var. Bunu bu ekranlardan paylaşmak istiyorum.
Hakikaten Türkiye'de gazetecilik yapmak zor. Afyonkarahisar'da çok daha zor. Kemal Kılıçdaroğlu bugün kurultayda gazetecileri dörde ayırdı sevgili Köksal. Dedi ki bir tanesi cezaevinde olanlar, diğeri yazanlar, bir başkası yazarken her an işinden atılma riski olanlar ve her an cezaevine girme ihtimali olanlar şeklinde muazzam bir tespit yaptı ve arkasından gazeteciler için de bütün gazete çalışanlarına internetten, sözlü, yazılı ve işsel medyada bütün çalışan gazetecilere Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında söz veriyoruz. Sendika hakkı getireceğiz dedi. Çünkü gerçekten son zamanlarda gazeteciler yani muhalefet ettiği için kendi gazetelerinde bile yazamaz duruma geldi. Gazetelerinden ayrıldılar. İşte Mehmet Barlas, Mehmet Altan'dı, Nuray Mert örneğinde olduğu gibi. İşte bir kısmı cezaevinde bu tespiti yapmış oldu. Yani gazetecilik hakikaten siyasetçiden çok daha zor. O arkadaşımıza da ben de teşekkür ediyorum. Yani gazetecilik çok meşakkatli bir iş. Son olarak iki dakikamız var da şunu da söylemek istiyorum ki Sayın Akar, bundan sonra biraz önce dedim ki genel başkanlıktan Sayın Önder Sal, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan etmek için hala çaba sarf eder mi? Peki sizce bu kurultay Önder Sal'ın gözünde, ki tabii çok çok önemli değil, vatandaşın gözünde önemli olan genel başkan olmak, ama Önder Sal'ın gözünde grup başkan vekilliğinden genel başkanlığa yükseldi mi? Yani gelen açıklamalara baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu kurultaydan önce bir açıklama yaptı ve bugün yayının başında da söylemeye çalıştım. Hakikaten çok sinirliydi. Artık masaya yumruğu vurma zamanı geldi. Masaya yumruğu vuracağım şeklinde bir açıklaması vardı kurultay öncesinde de. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel başkanlık tartışması yok. Genel başkan problemi de yok. Ama bunu tüzüğü gündeme getirerek bir muhalif grup önce buradan bir yoklama çektiler. Burada belli bir sayıya ulaştıktan sonra işte atıyorum 6 ay sonra, bir sene sonra acaba genel başkanlık olur muydu şeklinde. Zaten bu tartışmalar, bunlar sürekli gündeme taşındığından dolayı dikkat edin, parti de çok kan kaybetmeye başladı. Yani %26'dan alınan bir oy oranı şimdi %19'lara kadar düşmüş. Bunun sebebi nedir? Muhakkak partiçi karışıklık evet. Diyorsunuz. Evet. Sevgili izleyiciler, gazeteci İsmail Akar'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi tüzük kurultayının ayrıntılarını konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın, kısa bir reklam arası. Yaşama dair ilginç sorular, akılda kalan ve birbirinden çarpıcı yanıtlar, hayatımızda yer edinen başlıklar, kamuoyunun nabzı soru yorumda atıyor. Güncel konular eşliğinde sizlerden aldığımız cevapları merak ediyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Mikrofonun vatandaşta olduğu program Soruyorum Pınar Akarsu sunumuyla pazartesi Kanal Üç ekranlarında. Kadar Afyum Outlet ve Eğlence Merkezlerindeki mağazalardan yapacağınız her 75 liralık alışveriş için birbirinden özel hediyeleri kazanma şansını yakalayın. 3 Volkswagen Polo, 5 iPad 2, 10 Samsung LCD TV, 10 Grundig Netbook. Herkese göre bir dünya Afyum'da. Siyasetten spora,
Eğitimden ekonomiye, sağlıktan kültür sanata ve magazine, Afyonkarahisar'dan bölgesel haberlere kadar aradığınız her şey bu gazetede. Gazete 3, değişimin öncüsü. İnternet kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum. İnternet için aylık bir para ödüyor musunuz? Ödüyorum. Aylık ödediğiniz internet fiyatına hem internet hem de smart sahibi olacaksınız desem? Tek fiyata hem internet hem de smart. Güzelmiş. Limitsiz internet artı D smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D smart. 444-55-65. Özlemini duyduğunuz gün, Özlem'in düğün salonunda mümkün. Standartların üstündeki salonumuz 600 kişilik olup, ferahlığıyla konuklarınızı en iyi şekilde ağırlamanız için tasarlanmıştır. Dileyene yemekli, isteyene pastalı. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Ayrıca özel gün, toplantı ve konferanslarınızda da hizmetinizdeyiz. Özlem'in düğün salonu bir Özlem'in catering kuruluşudur. Değerli izleyenler, yayınımıza şimdi aldığımız sıcak gelişme nedeniyle ara veriyoruz. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 12-15 Nisan tarihleri arasında Afyonkarahisar Kültür Park ve Fuar alanında açılıyor. Gelişmeleri ve fuarla ilgili detaylı bilgiyi almak için muhabir arkadaşımız Şükrü'ye bağlanıyoruz. Evet Şükrü, 12 Nisan 2012 tarihinde açılacak ve 4 gün açık kalacak fuar ile ilgili bize neler aktaracaksın, seni dinliyoruz. Evet Esin, senin de bahsettiğin gibi 12-15 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleşecek Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı. Binlerce meraklısını ağırlamayı planlıyorum. İçerisine zirai ilaçlardan tutun, sera teknolojileri, su ve sulama teknolojileri, gübrelerden canlı hayvan yetiştiriciliği gibi zengin içeriğe sahip olacak olan Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı'na tüm halkımız davetlidir. 12-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na tüm halkımız davetlidir. Televizyonlarında sadece Kanal 3 57 takımın şampiyonluk yarışında 3. ligi takip ediyor. 3. lig 3. grupta Mor Şimşekler'in maç özeti, maç öncesi ve sonrası durum değerlendirmeleri ve 3. ligin 38 haftalık analizi spor severlerle buluşuyor. Salih Özkılıncı'nı hazırlayıp Adnan Eski'nin sunduğu Spor 3 her pazartesi Kanal 3 ekranlarında. Çalışıyor, üretiyor, yeni fikirler ortaya koyuyoruz. Daha fazlası için size ihtiyacımız var. Eksik sizsiniz. Size sunacağımız hizmetlerde bizimle beraber misiniz? Yaşam kalitenizi yükseltmek için size, ailenize vereceğimiz sağlık taramalarımız başlıyor. Sağlıklı bir yaşam için bir an önce yerinizi alın. Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi. Her şeyin daima en iyisi. Hız, azim, güven, strateji, takım ruhu ve tek bir amaç: kazanmak.
Süper Lig takımlarının maçları ve Kırmızı Şimşeklerin tüm karşılaşmaları yeşil sahalardaki ekranınız Sportif Futbol'da yerini alıyor. Dev arenalardan en şık gollerin analizleri, takım performanslarının değerlendirmeleri ve futbol dünyasından en sıcak haberler Necmi Aktunay'da Sportif Futbol'da. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını, tüzük kurultayını konuştuk. Değişen maddeleri Sayın İsmail Akar kendisi kendi açısından yorumladı. Nelerin değişip değişmeyeceği noktasında ki en çok önemsediğim Sayın Akar'ın söylediklerinin içerisinde. Tamam, tüzükler bu kağıtlara yazılır ancak uygulama noktasında ne kadar verimli olacak? Bence en önemlisi de sanırım buydu. Sayın Akar, isterseniz yereli konuşalım. Afyonkarahisar'daki Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşalım ki birçok ilde benim kanaatimce Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse aynı noktada, aynı konumda. Şu an iki tane, daha doğrusu üç tane aday olduğunu beyan eden etrafına, fakat resmi olarak henüz adaylığını açıklamamış üç isim var. Bunlardan bir tanesi emekli öğretmenlerimizden Sayın Veli Cengiz. Diğeri Sayın Yalçın Görgöz ve bir diğeri de şu anki mevcut il başkanı Sayın Nevzat Ercan. İsterseniz şöyle gidelim. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde görmüş olduğunuz bir gazeteci gözüyle görmüş olduğunuz eksikliklerden başlayalım istiyorum. Buyurun. Şimdi genel seçimlerden önce bildiğimiz gibi siz de yakından takip eden bir gazetecisiniz. Ramazan Akgöz'dü il başkanı. Milletvekilliği gündeme gelince, seçimler gündeme gelince Ramazan Akgöz istifa etti. Evet. Biliyorsunuz hem il başkanı olup hem milletvekili adaylığı olamıyor yönetmelik gereği. İstifa ettikten sonra uzun bir süre il başkanlığı problemi yaşandı. Ve daha önceki il başkanı olan Nevzat Ercan yönetimdeydi. Nevzat Ercan atamayla il başkanlığı görevine getirildi. Ve bu süreç içerisinde genel seçimlerde Nevzat Ercan'ın il başkanlığında genel seçimler yapıldı. Şimdi Afyonkarahisar için bir tespit yapılması gerekiyor ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başkanının iddia ettiği gibi oy patlaması yaptığı falan söz konusu değil sevgili Köksal. Hani oyları ikiye katladık da üçe katladık gibi iddialar doğru değil. Evet. Sebebine gelince benim gözlemim, yanılıyor olabilirim. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde ön seçim yaptı. Ön seçimde de Ahmet Toptaş liste başı oldu. Hatice Gök ikinci sıraya geldi. Ve bir anlamda da kendi ön seçim içerisinde kadın kontenjanını da kendi kendine kurmuş oldu aslında. Yani tüzük, hani dedim ya, kağıt üzerinde önemli değil. Pratikte gerçekleşmesi lazım. Yani Hatice Hanım'ın da bir anlamda ikinci sıraya delegelerin oylarıyla gelmiş olması da bir pratikte tüzüğün bir maddesinde yerine getirmişi andırıyor. Şimdi bu seçimler yapıldıktan sonra Afyonkarahisar'da çok ilginç bir seçim sistemi yapıldı. Doğru Yol Partisi'ne mensup anavatana, eski anavatanlı olan birçok siyasi parti Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermedi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Bu ortamda Cumhuriyet Halk Partisi oylarını artırarak bu seçimleri geçti. Ama ben şunu da gördüm Sayın Akar.
şeyden önce, seçimlerden önce, daha doğrusu ön seçimlerden önce bu ekranlarda ben sürekli şunu söylemiştim. Eğer bu halde devam ederse Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar'dan milletvekilliğini çıkartamayacağını söylemiştim. Yani sürekli konuşmalarım bunun üzerinde. Ama öyle bir hal aldı ki ön seçim Afyonkarahisar'da birçok şeyi değiştirdi. Ne manada değiştirdi? Hani biraz önce siz söylemiştiniz ya, iki tane isim vardı. Eğer Önder Sav orada olmuş olsaydı milletvekilliğini bekliyorlardı diye. Bu manada Cumhuriyet Halk Partililer daha çok kendilerinin istediklerinden ziyade birilerinin önüne getirdikleri adayı seçmek zorunda kalacak gibi bir hava vardı. Ama ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar'da ön seçim kararı alındı, o zaman milletvekilliğini garantiledi gibi geldi bana o dönem. Şimdi ön seçimde Afyonkarahisar için konuştuğumuzda ön seçime giren milletvekili aday adayların gösterdiği performans alanda bir ısınmaya yol açtı. Yani yanılmıyorsam 18 tane aday katıldı. Evet. Bu adaylar belde belde, köy köy, ilçe ilçe gezerek kendilerini ve kendileriyle birlikte partilerini ifade etmeye çalıştılar. Hı hı. Ama aynı ön seçim yapılıp bittiğinde, sıralama belli olduğunda kendini milletvekiline layık gören insanlar aynı alanda çalışmayı yapmadılar. Buna katılıyor musunuz? Evet, aynen öyle. Şimdi böyle olduğundan dolayı genel merkez yoklaması veya ön seçim. Ben şunu çok iyi gözlemledim. Yani mutlaka ön seçimin olması delegenin kendi iradesiyle meclise yansımasını falan gerçekleştirebilir. Ama biliyorsunuz üye bazında ön seçim oldu Afyonkarahisar'da. Kayıtlı üyelerin %50'si sandığına gitti. Ve o üyelerin, oy kullanan üyelerin de bir kısmı mevcut sıralamayı yapmış oldu. Yani her yapılan ön seçimden olumlu sonuç çıkar mantığı da doğru değil. Çünkü ben o dönemleri yakından takip ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kayıtlı olan üyelerin çok büyük bir kısmı sandığa gitmedi. Gerekçesi nedir? Sebebi nedir? Üyelerden kayıtlarında bir problem mi vardı? Güncelleştirme yapılmamış mıydı? Bunun sebeplerini parti yönetimi oturur değerlendirir. Sonuçta sizin sorunuza gelecek olursak, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda görünen 3 tane adayı var. Yani bir kısmı ışığı görmeden aday olmak istemiyorum diyen var. Bir kısmı her ne kadar adaylığı düşünüyorum ama şu anda resmi açıklama yapmadım diyen var. Ama bu süreç sanıyorum Mayıs ayına kadar devam edecek. Çünkü önce bildiğiniz gibi ilçe kongreleri yapılıyor. İlçe kongrelerinden çıkacak sonuçlara göre de bu aday adayları daha fazla netleşir diye düşünüyorum. Ama bu da bağlayıcı değil. Bu adayların dışında başka isimler de çıkabilir benim tahminim o. Çünkü şurası çok önemli. İlçelerin dışında merkez ilçedeki seçim sonuçlarından alınacak rakamlar veya delege sayısına göre diğer adayların veya çıkması muhtemel beklemede olan kişilerin de ona göre bir yol haritası çizebileceklerini düşünüyorum. Evet. Afyon03.net'ten de şu an yayınımız canlı olarak verilmekte ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölündüğü ortada. Siz daha kendi kendinizi yönetemiyorsunuz. Ülkeyi nasıl yöneteceksiniz soruyorum size diye, sadece size değil parti anlamında söylenmiş. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kendini yönetemiyor mu? Ben yaklaşık 1,5 saattir anlatmaya çalıştığımızda o. Aynen yani, özellikle sordum yönetemiyor mu diye ki bu noktada. Evet, buyurun. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıkıntılarını biraz önce söyledik. Tüzük sıkıntısı ama tüzükten de öte halka inmemesi. Kendi kendini yönetmekteki anlam neyi ifade ediyor onu bilmiyorum ama gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi artık şu saatten sonra biliyorsunuz 1,5 yıl sonra yerel seçimler var, mahalli seçimler var. Burada başarılı olabilmesi için şimdiden hazırlıkları yapması lazım. Şimdiden adaylarını alanlara sürmesi lazım ve çalışmaya şimdiden başlaması lazım. Diğer taraftan kendi kendini yönetemiyorlar. Doğrudur. Biz gazeteci olarak tespit yapıyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinden tutun en küçük ilçe örgütüne kadar bu soruların cevaplarını oturup araştırıp ona göre de bir yol haritalarını belirlemeleri lazım. Peki şu an her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da 3 adaydan bahsettik ama ilerleyen günlerde Afyonkarahisar İl Başkanlığı için yeni bir isim daha çıkabilir misiniz? Valla ben şöyle görüyorum, yanılıyor da olabilirim ama Afyonkarahisar'da ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok uzun yıllardır takip eden bir gazeteci olarak öngörümü söyleyeyim. İki tane aday kalır Afyonkarahisar için, il başkanlığı için. Bir tanesi Yalçın Görgöz, kesin bana göre aday. Ve milletvekili Ahmet Toptaş'ın desteğinde aldığı duyumları geliyor. Böyle bir yola devam eder. Bir de buna karşı bir başka aday olur. Diğer grupların da desteklediği. Bir şeyi de unutmayalım. Halil Ünlütepe faktörü var. Bundan önceki milletvekili Halil Ünlütepe'nin de destek verebileceği bir adayla, iki adayla bir seçime gider diye düşünüyorum. Peki ama, Sayın Ünlütepe'nin Nevzat Ercan'ı desteklediği yönünde gelen duyumlar da var. Size bunu sormak gerekirse neler söyleyebilirsiniz bunu? Benim Halil Ünlütepe ile bu konuda birebir görüşme ve bu konuda aldığım bir teyit yok. Yani doğrudur yanlıştır desem yanlış yönlendirme. Tabii bu bir iddia. Özellikle ama, bunu söyleyelim ki Sayın Ünlütepe'yi ne Ünlütepe'yi ne de şunu, Sayın Nevzat Ercan'ı zan altına bırakmayalım. Şunu biliyorum. Biraz önceki Sayın Ahmet Toptaş'ın Yalçın Görgöz'ü destekliyor dediğimiz gibi. Tabii. Bunlar bir iddia. Buyurun. İddia. Şunu biliyorum. Bundan önceki Nevzat Ercan'ın il başkanı olmasında Halil Ünlütepe o zaman hatırlayacağınız gibi milletvekiliydi. Evet. Ve isim üzerine yani çağırdı. Ben Halil Bey'le o zaman birlikteydim. Aynı parti binasında otururken. Nevzat Bey'i çağırdı. Dedi ki sen dedi il başkanlığı olacaksın. Listemizi ona göre yapacağız dedi. Halil Ünlütepe'nin siyasete soktuğu bir isimdir Nevzat Ercan. Evet. Bu söylediğiniz iddianın da ayakları yere basıyor olması biraz önce anlattığım olayın daha önceden gerçekleştiğinden dolayı olabilir. Ama o zaman üçüncü bir şahıs devreden çıkması lazım. Şimdi bir şahıs çıkar mı sizce? Hayır, devreden çıkması lazım diyorum. Yani iki adaylı olması lazım. Sayın Veli Cengiz'in aradan çıkması lazım. Sadece ya, Veli Cengiz isim olarak, diğer bir üçüncü yani, aday olarak söylediğim. Belki şöyle de olabilir. Veli Cengiz ve Nevzat Ercan dışında bu ikisinin de ortak müşterekle desteklediği bir başka isim de olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde her an her şey olabilir. Peki sizce şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki, Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar için konuşuyoruz ki bunu değerli izleyicilerimizin de özellikle altını çizerek söylüyorum. Yapılan yanlışlar neler? Oy artışının gerçekleşememesinin sebebi ya da buradan bir ikinci milletvekilinin gönderilmeyişinin sebebi ya da çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Afyonkarahisar için söylemek gerekirse o kadar sorulabilecek çok soru var ki sürekli bir kadın kolları başkanlığının değişmesi söz konusu. Biraz önce siz hani tüzük kurultayı her ne kadar bu kağıtlara yazılsa da önemli olan uygulamaktır dediğiniz gibi her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın kolları sürekli değişse de maalesef aktif değil. Bu manada nasıl bakıyorsunuz sizin pencerenizden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndaki gelişmeler nasıl? Şimdi yapılan yanlış nedir sorusunu cevaplamak hakikaten zor çünkü yapılan bir şey yok. Evet. Yani yapılmayanları sıralamaya kalkarsak çok fazla. Yani bir proje halinde bakıldığı zaman siyasi gelişmelere Afyonkarahisar'daki çalışmalar, önce şunu söyleyeyim, Afyonkarahisar'da sol bir partide siyaset yapmak gerçekten zor. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nden bakan çıkmış, iki tane milletvekili çıkmış, belediye başkanı çıkmış. Ama bir tek Cumhuriyet Halk Partisi için bunu değerlendirmekten öte, genel anlamda siyaset sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yapılması lazım. Şimdi siz sivil toplum kuruluşlarında Afyon'a yerele geldiğiniz zaman, CHP'yi örneklediğiniz zaman sivil toplum kuruluşlarının hiçbirinde yoksunuz. İşçi emeklileri derneği hariç. Bir de şey var, tabipler odası var. Yani onların dışında hiçbirinde yoksunuz. Şoförler odasında yoksunuz, esnaf odasında yoksunuz, ticaret odasında yoksunuz. Sermayenin içerisinde yoksunuz, emeğin içerisinde yoksunuz.
Ziraat odasında köylülerle ilgili bir ziraat odasında yoksunuz. Yani hiç olmadığınız bir yerde çorak bir topraktan siz ürün beklemeye çalışıyorsunuz. Bu ürünün yeşermesi de o topraktan verim almanız mümkün değil. Önce ne yapmak lazım? Bu alanlarda siyaset yapıyan veya yaptığını iddia eden insanların bu alanlarda mutlaka başarılı olması lazım. İlla ki başkan olması, yönetimde ikinci başkan olması değil. Ama kendi arkadaşlarının, ekiplerinin de yani sosyal demokratların, CHP'lilerin de buralarda görev alması lazım. Bu görevi aldıktan sonra buradaki sorunları dillendirmesi lazım. Şimdi il genel meclisinde çok zayıfsınız. Belediye meclisinde çok zayıfsınız. Nerede siyaset yapacaksınız? Siyaset yapacağınız alanların hiçbirinde yoksunuz. Böyle bir ortamda başarı beklemek saf dillik olur ve insanların beklentilerini, umutlarını boşa çıkarmaktan öte bir yere gitmez. Onun için diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar'da ve diğer illerde başarılı olması için mutlaka sivil toplum örgütlerinde görev alması lazım. Yetmez, halkın içerisinde olması lazım. Kadınların arasında olması lazım, gençlerin arasında olması lazım, spor kuruluşlarının arasında olması lazım. Ne diyor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bunu ikinci kez söyledi, meyhanelerde gezinmeyin diyor. Yani evet. Bunu söylerken bir sebebi var. Bu bir siyasi parti için çok acı değil mi? Evet. Sayın Akar, yani meyhanelerde gezinmeyin ki özellikle bir genel başkanın ağzından bu lafların dökülmesi... Ama sevgili Köksal, eleştiriyi öz eleştiri de yapmak zorundadır bu parti. Hayır, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylüyor o manada ama bir acı onu, bence. Evet, onu yapan insanlara da bir anlamda kulağını çekmedir bu. Hı-hı. Yani diyor ki artık yeter yani siyaset başka alanlarda yapılır. Yani oturduğunuz zaman yani ekranları başındaki dinleyicilerin yalnız yani gece alkol alırken yeni bir dünya kuruyorsunuz, o dünyaya kendiniz oturtuyorsunuz. Ertesi gün bir baktığınız zaman aynı sıkıntılar, aynı sorunlar devam etmiş oluyor. Yani bunlar hoş şeyler değil. Bunu tenzih ederim, bütün Cumhuriyet Halk Partililer masalarında oturuyor anlamında değil. Ama oradaki harcamayı düşündükleri zamanlarını başka alanlarda harcamaları lazım. Başka faaliyetleriyle siyasetini yapması lazım. Yoksa üç kişi oturuyor, herkes birbirinin paçasından çekiyor. En büyük sıkıntılardan birisi aynen de bu. Öyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıkıntılarının ana temellerinden birisi, deminki konuştuğumuz, yani yaklaşık iki saatte dillendirmeye çalıştığımız, o grupçuluk, o hizipçilik, bundan vazgeçmesi lazım artık. Evet, peki sizce en güçlü aday kim? Bu biraz önceki saydığınız isimler arasında. Şu manada söylüyorum şunu. Siz biraz önce söylediniz ya Sayın Yalçın Görgöz'ün Ahmet Toptaş, Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş tarafından desteklendiğini söylediniz ki bu seçim zamanında aşiyandı. Tabii bir birlikte olay. Çalıştılar. Yani birlikte şimdi bunu tersi söylemek de yanlıştır. Çünkü tabii Yalçın Görgöz'ü tanıdığım genç de bir arkadaşımız. Yani bu konuda iddiaları olan iddialı da bir isim. Ahmet Toptaş'ın milletvekili adaylığı dönemlerinde çok destek oldu. Çok çaba ve emek sarf etti. Yani ben il başkanlığını düşünüyorum dediği zaman Toptaş'ın ona hayır sen il başkanı olamazsın demesi gibi bir kota boyması düşünülemez. Yanlış. Evet diyorum. Yanlış olur. Tahminime gelince benim beklentim, daha doğrusu beklentim değil öngörüm diyeyim. Bu diğer iki adayın dışında başka bir aday çıkarak Yalçın Görgöz'le o çıkacak aday arasında bir şey olabilir, yarış olabilir. Sürekli bunu söylemeye çalışıyorsunuz. Muhakkak bir bildiğiniz var, bunu biliyorum. Ben de bu ismi söylettirmeye çalışıyorum size ama her nedense sürekli topu taca atma çaba ama, ve gayret içerisindesiniz. Ama unutma ki ben senden daha tecrübeli bir gazeteciyim. Evet, muhakkak ama bakalım ilerleyen dakikalarda neyi gösterir. Reklam arasına gideceğiz ama Sayın Akar... Şu da çok çok önemli değil mi? Özellikle kadınların Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmaları noktasında biraz önce saydınız işte kadın kolları olmalı, gençlik kolları olmalı, sivil toplum örgütünde olmalı. Şuraya geleceğim çünkü AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi bence bu seçimi aldıysa tabii ki birçok kesimin oyunu aldı ama kadınlar yani bayanlar çok aktif rol aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynısını görebilecek misiniz? Görebilirim.
Zaten görebilir miyiz ya da? Sevgili Köksal, birçok Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkinliğini birlikte izleme şansını bulduk ikimiz de. Hep aynı isimlerdi, gördünüz değil mi? Yani kadın CHP'liler de aynı isimler. Genç olan CHP'liler de aynı isimler. Bir de aksaçlı CHP'liler var. Onlar da aynı isimler. Şimdi bir yeni bir yüz yok, yeni bir değişim yok. Siz şimdi kotayı %33 yapmış olsanız da 10 tane bayan orada kaldığı zaman ne yapacaksınız? Evet. Yani bunun yolu kotadan öte o kadınlarımızın seslerine kulak vermekten geçer. Onların sorunlarını dinleyip ha benim partim bu işte demesi lazım. Bir tek şey çok önemli. Yani bu tüzükten sonrasını değerlendirmeye kalkacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi bu saatten sonra daha fazla solcu olması lazım. Daha fazla emekten yana olması lazım. Daha fazla devrimci olması lazım. Çünkü yaşanan olaylar, çok olumsuzluklar yaşanıyor. Bu olayların tek bir alternatif olarak da deminki saydığım şeylerin gerçekleşmesiyle yaşanabilir. Öbür türlüsü küçük olsun benim olsun hesaplaşması çok fazla bir şeyi getirmez. Artı kadınların siyasete girmesi konusunda da tüzük yolu açmış. Ama o gelen olmayınca ne yapacaksınız? Onun için de mutlaka alanlara gitmek lazım. Köy köy, belde belde, ilçe ilçe dolaşıp kendi partisini, kendi programını ve kendi vaatlerini o insanlara anlatmak lazım. Söylediğin çok doğru. Adalet ve Kalkınma Partisi yerel seçimde de, genel seçimde de kapı kapı gezerek ki mahalle komiteleri, bırakın ilçeyi, mahalle komiteleri oluşturarak, sokak komiteleri oluşturarak bu %50'yi aşan oy oranına gelmiştir. Siyaset böyle yapılması lazım. Evet. Peki bunu reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra soracağım. Soracağım da şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten bunları görebilmeyi görebiliyor musunuz diye soracağım ama dediğim gibi reklam arasına gitmek zorundayız. Sevgili izleyiciler, gazeteci İsmail Akar'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önceki bölümlerde kurultayını konuştuk. Artık şimdi de Afyonkarahisar Cumhuriyet Halk Partisi konuşmanın zamanı diye düşündük. Bu bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı seçmeninin, daha doğrusu il başkanlığına adayların değerlendirilmesi yapıldı. Kısa da olsa bir sonraki bölümde yine karşınızdayız. Eskişehir'e özel bir program. Gündem Eskişehir. Yerel ve ulusal basından çarpıcı satırlar, bölge ve ülke gündeminden en güncel olaylar, ekonomiden kültür sanata kadar hayatın hassas terazisine ilişkin çarpıcı açıklamalar ve Eskişehir gündemine damgasını vuran tüm gelişmeler masaya yatırılıyor. Zıt kutuplar ve gözlemci yaklaşımlar eşliğinde Gündem Eskişehir, Zafer Çatel ve Pembe Koç'un analizleriyle hafta içi her gün Kanal 3'te. Siyasetten spora, eğitimden ekonomiye, sağlıktan kültür sanata ve magazine, Afyonkarahisar'dan bölgesel haberlere kadar aradığınız her şey bu gazetede. Gazete 3, değişimin öncüsü. Aylık ödediğiniz internet fiyatına hem internet hem de smart sahibi olacaksınız. Harika bir şey. Yani bu bizim çok işimize yarar. Öğrenciyiz üstelik. Bayağı da iyi. Limitsiz internet artı D-Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D-Smart 444-5565. Özlemini duyduğunuz gün, Özlem'in düğün salonunda mümkün. Standartların üstündeki salonumuz 600 kişilik olup, ferahlığıyla konuklarınızı en iyi şekilde ağırlamanız için tasarlanmıştır.
dileyene yemekli, isteyene pastalı. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Ayrıca özel gün, toplantı ve konferanslarınızda da hizmetinizdeyiz. Özlem'in Düğün Salonu bir Özlem'in Catering kuruluşudur. İçin çalışıyor, üretiyor, yeni fikirler ortaya koyuyoruz. Daha fazlası için size ihtiyacımız var. Eksiksizsiniz. Size sunacağımız hizmetlerde bizimle beraber misiniz? Yaşam kalitenizi yükseltmek için size vereceğimiz eğitimler başlıyor. Bir an önce yerinizi alın. Altı Nokta Körler Derneği, Afyonkarahisar Şubesi. İnsan bedeninin hayranlık uyandıran muhteşem genetiği ve kodlarla örülü bu genlerin keşfedilmeyi bekleyen yönleri. Sağlık hakkında merak edilenler, tıp dünyasındaki yenilikler. Sağlıklı yaşamın adresi Profesör Doktor İsmail Balık'la tıp gündeminde ekranlara geliyor. Polistemiden ülsere, alerjiden zehirlenmeye, kalp yetmezliğinden kansere dek bütün hastalıklar ve tedavileri uzman doktorlar eşliğinde enine boyuna tartışılıyor. Her şeyin başı sağlık diyenler, baş köşe sağlığına önem verenler. Profesör Doktor İsmail Balık'la tıp gündemi Kanal 3'te. Yaşama dair ilginç sorular, akılda kalan ve birbirinden çarpıcı yanıtlar, hayatımızda yer edinen başlıklar, kamuoyunun nabzı soru yorumda atıyor. Güncel konular eşliğinde sizlerden aldığımız cevapları merak ediyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Mikrofonun vatandaşta olduğu program Soruyorum Pınar Akarsu sunumuyla pazartesi Kanal Çıkanları'nda.
Evet sevgili izleyiciler, son bölümde karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümlerde tüzük kurultayını değerlendirdik. Konuğum Sayın Gazeteci İsmail Akar'la birlikte Afyonkarahisar'ı konuşacağız. Afyonkarahisar'daki Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Akar, seçimlere çok az bir sürede kalmadı yerel seçimler bazında. Sayın Yılmaz Özkan bir belediye başkanlığı için adaylığını koydu ki bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin en zor günlerinde Sayın Yılmaz Hoca diyelim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değil, belediye başkan adayı ben varım der gibi çıktı ortaya. Sayın Tuğrul Akkuş da her ne kadar gidiyordu, gitti, geldi gibi olsa da bunlarla ilgili herhangi bir birleşme söz konusu olur mu? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar katkı sağlarlar? İsimlerin üzerinde fazla durmaktan ziyade ben başka bir şey anlatmak istiyorum. Yani aynı konuyla bağlantılı. Yani isimlerden kaçmak istiyorum gibi bir şey oldu bu. Buyurun. Şimdi şunu çok önemli bir tespit. O dönemde bundan 3,5 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakikaten belediye başkan adaylığı için yaklaşık 12-13 kişiye teklif götürüldüğünü biliyorum. Kabul edilmedi, kabul görmedi. Kimse kabul etmedi ama en son Yılmaz Özkan çıktı, aday oldu. Yani gücünün yettiğince, dilinin döndüğünce partisine kendini ifade etti. Ve beklentilerin altında bir oy aldı. Doğrusunu istersiniz. Yani CHP'nin gerçek oyu o değildir yani. Evet. Oy aldı. Ama o şartlarda aday olup çıkması bile önemli ve iyi bir gelişmeydi. Ama daha sonra ben siyasetçiye sevgili Köksal şöyle bakıyorum. Siyasetçinin karnesi seçimde aldığı oydur. Nasıl öğrencinin karnesi bir sömestri tatili ikinci yarı yıldan sonra ortalamaları birleşiyorsa, bu milletvekilliği için de böyledir. Belediye başkan adaylığı için de böyledir. İl başkanları için de, il yönetimi için de böyledir. Yani oy önemlidir. Şimdi bu ismini saydığınız iki arkadaş da Tuğrul Akkuş çok uzun zamandır siyasetin içerisinde, babasından bu yana siyasetin içerisinde. Ön seçime girdi, 5. oldu. Evet. Bunu bir veri olarak kabul etmek lazım. Yılmaz Özkan, sizin söylediğiniz ve benim de tasdiklediğim fedakarlığına rağmen ön seçime girdi, yanılmıyorsam 18. veya 19. oldu. Sonlardaydı, evet. Yani bayağı arkalardaydı. Ramazan Akgöz de aynı. Şimdi bu ön seçimdeki, milletvekilliği ön seçimdekini yapan kim? Üyeler. Yani mevcut olan, demin söyledim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4000 üyesi varsa 2000 kişisi sandığa gitti. 2000 kişiden oy alanlar sıralamaya girdi. Yani %50'si sandığa gitmedi. Evet. Ama sandığa gidenlerin içerisinden bu iki arkadaş da yeterli oyu alamadı. Yani diğer isimleri de mesela Ramazan Akgöz. Bu da son sıralarda yer aldı ön seçimde. Evet. Bunun sebeplerini oturup düşünmek lazım. Bana göre yani çok açık burada belki şöven duygularla milliyetçilik yapmak gibi izleyenler anlamasın ama Afyon'un olmadıkları için bu arkadaşlar ikisi Ramazan Bey ve Yılmaz Özkan üye bu arkadaşlara yol vermedi. Ben öyle görüyorum. Ama şu gerçek de var Afyonkarahisar'da. Sayın Hayrettin Barut Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanlığı yapmış bir isim. Aynı zamanda Elazığlı ama bu ne kadar çok etki eder Afyonlu ya da Afyonkarahisarlı olup olmamak noktasında sizce çok etki ediyor mu? Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani partinin tabanındaki düşüncelerden elde ettiğim verilere göre burada dillendiriyorum. Partinin tabanında sürekli istişare halinde olduğumdan beklenti şu. Afyonlu olması lazım. İkincisi işinde başarılı olması lazım. Yani hiç önemli değil yaptığı meslek. Sokakta simit satıyor da olabilir. Ama dürüst mesleğinde başarılı olmak zorunda. Avukat olabilir, doktor olabilir. Her ne mesleği yapıyorsa. Ama işinde başarılı olması lazım. Hayrettin Barut örneği biraz daha farklı bir örnek. Çünkü o gün rüzgar çok farklıydı. Yerel seçimdi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afyon'da hatırı sayılır bir tabanı var zaten. Dengeler değişti ve o şekilde belediye başkanı oldu. Yani şimdiki il başkanı Nevzat Bey de mesela Afyon Karahisar doğumlu değil. Ama
seçildi. Daha sonra tekrar atamayla ikinci sefer il başkanına getirildi. Evet. Afyonkarahisar tabanındaki görüş demin söylemeye çalıştığım gibi özellikle ilçeler ve merkezdeki bakış açısı bu. İl başkanlığı konusunda merkez ilçe seçimleri çok önemli rol oynayacak. Hı hı. Yanılmıyorsam 80 tane delege çıkacak merkez ilçeden. Merkez ilçeden çıkacak 80 tane delege, 18 tane ilçeden çıkacak delegeler neredeyse eşit bir sayıya gelmiş olacak. Ve bu delegelerin sayısı ve delegelerin bakış açısı Afyonkarahisar'daki il başkanlığı seçimini bana göre çok önemli bir şekilde katkı sağlayacak veya rol oynayacak. Merkez ilçe başkanı hangi grubun desteklediği diyelim. Hı hı. Şu anda benim öngörüm iki grup. Bir tanesi veya diğeri merkez ilçe delegelerinden hangi grup daha güçlü çıkarsa il başkanı da o gruba doğru yeşil ışık yakınıyor gibi görüyorum. Evet. Sayın Akar, kimsenin CHP'liyim demesini, daha doğrusu açıklamasının korktuğu bir dönemde, çekindiği bir dönemde, işin açıkçası üzerimde kalır Cumhuriyet Halk Partisi ya da oklar benim üzerime döner endişesini taşırken, ki bu söylemim kesinlikle iktidar kanadından değil, yine Cumhuriyet Halk Partililer tarafından benim üzerimde kalır, ben yıpratılırım denildiği bir noktada Sayın Tapüler Odası Başkanı Kemal Demirkırkan Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. Sizce Kemal Bey partiye ne kadar fayda sağlar ya da nasıl bir katkı sağlar? Üye oldu Kemal Bey, görev aldı. Görev aldıktan sonra da siz de biliyorsunuz kendi işiyle çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bedel ödedi. Evet. Hala ödemeye de devam ediyor. Yani Kemal Bey siyasete yeni giren bir isim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayak oyunları da hemen hemen hiçbir partide olmaz. Yani bu ayak oyunlarına uyum sağlayabilir mi? Ne yapar? Delegeyle ve siyasette kendinden daha eski olan insanlardan destek alabilir mi? Bu desteği seçime yansıtabilir mi? Ve bunu yansıttığı zaman il başkanlığını düşünüyor mu? Bunları önümüzdeki süreç gösterecek. Tekrar altını çizmekleri var. Önce ilçe kongreleri olacak. Bu adaylar çıkacaklar. İlçe kongrelerinde tek tek kendilerini ifade edecekler. Hı hı. Biraz önce saydığım isimlerin Turul Bey dışında ben hem Ramazan Akgöz'ü hem Yılmaz Özkan'ı bütün ilçe kongrelerinde çıkıp konuştuklarını biliyorum. 18 tane ilçede yapılan kongrelerde tek tek gittiler ekipleriyle beraber. Kendi düşüncelerini, kendi bakış açılarını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını anlatmaya çalıştılar salonda bulunanlara. Hı hı. Yani şimdiki süreç de bunu getiriyor. Ama burada göz ardı edilmemesi gereken bir şey var. Yeni tüzükten dolayı. Çarşaf liste önemli. Evet. Yani 3 tane grup birleşir. Çarşaf liste halinde seçimlere gider ve oradan da kendi aralarında bir başkan seçebilirler yeni tüzüğe göre. Bu da olası bir ihtimal üzerinde durmak lazım. Evet. Afyon03.net'ten gelen yine bir soru. Ramazan Akgöz Bey, Cumhuriyet Halk Parti'nin dikili taşıdır. Çok çok emeği vardır parti üzerinde demiş değerli bir izleyicimiz Cemil Köseci. Ramazan Bey'in bence partiye en büyük katkısı, siz katılır mısınız bilmiyorum ama teşkilat binasının olduğu binayı başka bir alana taşıması. Evet, yani onun dışında çok yararlı hizmetler de oldu. Tabii muhakkak oldu da ben başlıca sebep, çünkü hiç kimse, hiçbir bayan doğru dürüst rahatlıkla o önceki il başkanlığına gelip gidemiyordu diye düşünüyorum. Evet, yani o konuda Ramazan Bey gayretli çalıştı ve genel merkezde o kira bedelini peşin olarak ödedi. Ki gönüllül ister ki satın alabilecekleri mevcut yeri satıp başka bir şekilde mülk olarak alabilecekleri bir yer olsun. Yeni tüzükle de zaten bundan sonra artık yer sıkıntısı sanırım yaşanmaz değil mi? Çünkü teşkilatlara gelecek olan paradan yani ödenmesi noktasında. Yer sıkıntısını çözmek, tapusunu almaktan öte en azından kira sorunu olmaz. Yani %40 az bir rakam değil. Hı hı. Ama burada tabii kıstas şu, aldığı oylara göre dağıtılacak. Bu da Afyonkarahisar için çok fazla beklentilerini karşılamayabilen bir para olarak gelebilir. Evet.
Sayın Akar, tebrik ediyorum objektifliğinizden dolayı demiş değerli bir izleyicimiz. Sizce mevcut il yönetimi Afyonkarahisar siyasetine ne kadar hakim, objektif olarak değerlendirir misiniz lütfen demiş. Mevcut il yönetimini ben doğrusunu isterseniz başarısız buluyorum. Şu anda ama Nevzat Bey kendini başarılı olarak adetmişti. Yapmış olduğu bir röportajda, yerel bir gazetede. Ya kimse yoğurdum ekşi demez. Siyasetçi de iddialı olması lazım. Başka rakamları başka türlü alıp değerlendirmesi başarısız lazım. Başarısız noktasında? Yani başarısız noktasındaki şekli şu. Aynı genel merkezdeki gibi ekibinden bazı insanlar ayrıldı. Genel sekreteri değişti. Ve önümüzde Afyonkarahisar'ın sorunların gün geçtikçe artmasına rağmen ben yerel ve ulusal medyada Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın açıklamasını hemen hemen hiç görmüyorum. Yani evet. Bunlar kamuoyu oluşturmak adına acaba CHP'liler bu konuda ne düşünüyor adına en büyük mesela sorunların birisi yerel yönetimde yolların buz pateni gibi olması, çökmesi sıkıntıydı. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı ne yaptı? Hangi açıklamayı yaptı? Veya bu konuda çözüm önerileri nelerdir? Şeklinde bir açıklamasını ben bir gazeteci olarak beklerdim. Sayın Köksal, İsmail Akar Beyefendi objektifliğinden dolayı kutlarım. Ancak il başkanlığı noktasında konuların etrafında dolanıp topu taca atmak istiyor. Sizin söylediğiniz gibi niye açık açık söyleyemiyor Kemal Bey'in aday olacağını demiş değerli bir izleyicimiz. Yani böyle bir duyumum yok. Olmuş olsa da bunu açıklardım. Hem ben Kemal Bey'le görüştüm. Ama ben adayım ve diğer gruplar birleşir beni aday olarak çıkarırsa ben bu işte varım. Ben bunu bugün görevi alırım şeklinde bir ifadesi olmadığı için. Ama bir daha söylüyorum. Yani ismi Kemal olur, Yasin olur, İsmail olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyon'da değil Türkiye genelinde bu tip şeylerden kurtularak işinde başarılı olmuş, halkla iç içe olan bir insanı il başkanı, hatta ilçe başkanı, hatta belde temsilcisi yapması lazım. Bunun başka bir kurtuluş yolu yok. Siyasette eğer başarılı olmak istiyorsa mutlaka böyle olması lazım. Yoksa biraz önce dillendirdiğimiz şekilde emekli insanların oturup siyaset yaptığı bir parti ancak bu kadar oluyor. Tabii ki emeklilerimiz de emekli olan vatandaşlarımız da bu ülkeye çok çok katkı sağlamışlardır muhakkak ama bu noktada emekli derneğinden kastımız kesinlikle onları yermek ya da onları üzmek anlamında söylemiyoruz. Sadece dernek sıfatından kurtulmaya yani çalışması. Yani siyasi partide sevgili Köksal emekli de olacak. Muhakkak. Esnaf da olacak. İş adamı da olacak. Hatta gazeteci olacak. Ziraatla uğraşan insanlar olacak, hayvancılıkla uğraşan insanlar olacak. Yani eğer bir toplumu tamamını kapsamak istiyorsanız siyasi partide bunların hepsinin olması lazım. Ama yani 15 kişilik yönetim kurulunun içerisinde 10 tanesi emekli olursa, 11 tanesi emekli olursa ve bir tane bayan olmaz ise, bir tane genç olmaz ise bu partiden de başarı beklemek saftirlik olur. Evet. Sayın Akar, yaklaşık bir 5 dakikalık süremiz var. Bu manada toparlayacak olursak kurultaydan yerele inelim isterseniz. Özellikle kurultay maddelerinde de biraz üzerinde durursanız sevinirim. Şimdi kurultayda maddelerin daha pratikte biraz önce söylediğim gibi 38 tane madde tek tek pratikte yaşamda kendi karşılığını bulacak. Evet. Ama burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün salonda yaptığı konuşma üzerinde bir iki paylaşımda bulunmak istiyorum. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten biraz şiddetli konuştu, sert konuştu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu zamana kadar bir çivi çakmadın diyenlere cevap verdi. Dedi ki 22 Eylül 1947'de Merkez Bankası kasasında 176 ton altın vardı. Bunun altını çiziyorum. 176 ton altın olduğunu evet. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partililerin gerçekleştirdiğini
söyledi. Uçak ve denizcilik konusunda en büyük yatırımları Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığını, hatta demir yollarını saymama bile gerek yok. Bunları insanlarımız, halkımız biliyor dedi. Biz hiçbir şekilde dış ülkeden borçlanmamamıza rağmen 1952'de Marshall yardımıyla 52 milyon dolar Türkiye'ye girdi. Ve bu Türkiye'nin kırılma noktasıdır şeklinde açıklamada bulundu. Yani bir anlamda ekonomik, şu andaki ekonomi üzerindeki sıkıntıların temel nedenini 1952'deki Marshall yardımına bağladı Kemal Kılıçdaroğlu. İşte gazetecilerle ilgili bir açıklama yapmıştı. Biraz önce onu paylaştım. Bir başka önemli açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 Eylül ürünü bir parti olduğunu, Kenan Evren'in de bu partinin babası olduğunu, hatta göstermelik olarak yargılama düşüncelerini dillendirdiklerini, bunun doğru olmadığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Mevcut diktatöryal bir sistem uygulanıyor Türkiye'de. Konuşmak yasak, yazmak yasak, yayınlanmamış kitaba bile baskı uygulanıyor dedi. Özellikle gençlere mesaj verdi. Genç çocukların ceplerinde yumurta olduğundan dolayı hapislere atıldığını anlattı. Son MİT yasasıyla ilgili bir değerlendirmesi vardı. Cumhurbaşkanına göndermede bulundu. Hemen çok kısa bir süreç içerisinde araştırmadan, incelemeden bu yasayı imzalamasını eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra diğer Cumhuriyet Halk Partililer de konuştu. Burada konuşmacıların içerisinde Haluk Koç'un konuşmasına dikkate değer bir açıklaması vardı. 12. maddeyi sert bir dille eleştirdi Haluk Koç. Haluk Koç biliyorsunuz daha önce de genel başkan adayı oldu. Evet. Seçilememişti Deniz Baykal karşısında. Ve en son şeyinde de yanılmıyorsam Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün'ün Dersim konusundaki açıklamalarından dolayı bir grup milletvekiliyle basın toplantısı yapıp parti içi muhalefeti seslendiren bir isimdi. Haluk Koç ve ekibi de bu kurultayda izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Yetmez ama evet'i oynadı bu kurultayda. Yani tüzüğün değişmesini olumlu buluyoruz ama bu tüzük değişiklikleri de yeterli değildir. Bazı maddelerde de daha fazla özgürlükler ve demokrasi havanın yansıması gerektiğini kurultay salonunda konuştu Haluk Koç. Sabri Ergül'ün konuşması vardı. Sabri Ergül'ün konuşması da Sabri Ergül'de daha önceden İzmir milletvekili, şimdi yine milletvekili. İzleyiciler tarafından bayağı da tepki gören bir konuşmaydı. Çünkü parti genel merkezini sert dillerle eleştirdi. Parti büyüyemiyor. Bunun nedenlerini araştırmamız lazım. Kemal Kılıçdaroğlu bu partiyi büyütemedi şeklinde konuştu. Ya bu konuşmalar devam ederken biz yayına yetişmek adına yola çıktık. Evet. Yarın tekrar biraz önce konuştuğumuz gibi Önder Sav ve ekibinin Sav kurultayı yeterli çoğunluk olur mu olmaz mı onu yarın göreceğiz. Ama şu tarihten itibaren bu yeni tüzük 1 Mart 2012'de uygulanacak olmasından dolayı bu saatten itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaydı, genel başkanlıkta tüzüktü çalışmalarını, bu tip kendi içindeki çekişmelerini bir kenara bırakıp, çünkü yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Bunları bir kenara bırakıp alanlara çıkması lazım. Belki 10. söyleşim halkla bütünleşmesi lazım. Peki 1 Mart'tan sonra bu tüzük değişikliği kabul edildi. Aynı anda uygulanmaya başlayacak. Bu tüzüğe göre seçimler yapılacak. Peki, ilçe seçimleri, il seçimleri bu tüzüğe göre yapılacak. İlçe ve il seçimleri ne zaman başlar sizce, kanaatinizce? Zaten Nisan ayında ilçe seçimleri başlıyor. Mayıs'ın sonuna kadar da il seçimleri bitmiş olması lazım. Yani Haziran'da, ayı sırasında ya mevcut il başkanları güven tazeleyecek ya da yerlerine diğer isimler Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama benim öngörüm Türkiye genelinde yaklaşık %50'den fazla il başkanı değişecek diye düşünüyorum. %50'den bu az bir rakam değil, evet, ama değişir, Sayın Akar. Değişir çünkü şu andaki mevcut il başkanları ve
delegeler, bundan önceki yönetimin ağırlığındaki olan isimlerde zaten biraz önce de söyledik ya 12. maddeyle ve benzeri şeylerle üye yazılımları yapıldı. Delegelerin birçoğu da seçildi. Artık il başkanları değişir. Evet. Sayın Akar, Cumhuriyet Halk Partisi 16. olağanüstü kurultayını katıldınız, bizim için izlediniz. Oradaki bilgileri, açıklamaları bize aktardınız. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Son bir şey söylemek isterseniz. Ben de teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi 16. olağanüstü kurultayını gerçekleştirdi. Bu manada Afyonkarahisar'ın deneyimli gazetecilerinden Sayın İsmail Akar geniş açı programı için o kurultaydaydı ve oradaki bilgileri aktarmak için acilen geri döndü. Yarın bir kurultay daha var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Sav kurultayı diye de adlandırılabilir. Afyonkarahisar'daki il başkanlığı adaylıklarını da konuşmaya çalıştık. Afyonkarahisar'da parti bazında neler yapılırsa oy oranının yükseltilebileceği noktasında Sayın Akar görüşlerini bildirdi. Bizden bu akşamlık bu kadar efendim. Programın tekrarı yarın akşam saat 1'de sizlerle olacak. Aynı zamanda afyon03.net ve kanaluş.com.tr'den izleyebilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyorum.